Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özbek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Ama tabii öncelikli olarak geçmiş olsun İzmir demek istiyorum. 4.9 şiddetinde bir deprem yaşandı. Kayıp olmaması sevindirici ama çok şiddetli bir sarsıntı olmuş. Tekrar başta Buca olmak üzere, İzmir olmak üzere ve çevre illerde hissedenlere tekrar çok geçmiş olsun demek istiyorum. Evet, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarını tamamlarken 4 takımımız da yoluna Avrupa'da devam ediyor. Trabzonspor Avrupa Ligi'nden elenmesine rağmen Konferans Ligi biletini alırken Başakşehir ve Sivasspor ise Konferans Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe Dinamo Kiev'i yenerek Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kaldı. Ülke puanı sıralamasında ise 12. sıraya çıktık. 16'dan 12'ye çıktık. 4 takım ile Ocak sonrasını görmek hayal bile edemezdik bugünleri. Şu an 12. sıradayız ve daha da yukarı bu takımlarımız kazandıkça, ülke puanı açısından kazandıkça yukarı çıkacağız. Temennimiz bu yönde. Teşekkürler Fenerbahçe, teşekkürler Başakşehir, teşekkürler Trabzonspor ve teşekkürler Sivasspor demek istiyorum. Evet. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna kaldı. Gruptaki diğer mücadelede Rennes AEK Larnaka ile 1-1 beraber kalarak grubu 2. sırada noktaladı. Liderlik biletiyle 9 Mart'a kadar Avrupa'da maça çıkamayacak olan Sarı Lacivert ayrıca ülke puanına da 5 kat sayı eklenmesini sağladı. Arda Güler fırtınası esmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin göz bebeği Polonya'da oynanan Avrupa Ligi maçında Dinamo Kiev ağlarını sarstı ve Sarı Lacivertleri öne geçirdi. Golden sonra bir asist yapan genç futbolcu Avrupa'da da tarih yazmış oldu. Yalnız Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerine baktığımız zaman da bir Şampiyonlar Ligi rakipleri gibi görebiliriz. Avrupa Ligi grup ikincileri PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Nantes, Monaco, Midland takımları olacak. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlara baktığımız zaman da Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk ve Sporting Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında gözüküyor. UEFA Avrupa Ligi H grubun son maçında Trabzonspor sahasını ağırladı. Frenchforoç'u 1-0 mağlup etti. Ya Trabzonspor anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum ya. Lideri yeniyorsun. Monaco'ya evinde 4 atıyorsun. Yani kimse kusura bakmasın ve gruptan çıkamıyorsun. Deplasmanda kazansaydın, ya puan alsaydın şu anda çok rahat bir şekilde Trabzonspor'da gruptan lider olarak çıkacağı olan gruptan maalesef çıkamadı. Günaydın, günaydın. Selam aleyküm Aygün Bey, kolay gelsin. Aleyküm selam. Buyurun İsmail Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hayırlı cümleler dün, teşekkür ederim Aygün Bey. Aygün Bey, dün maçı izledim. Gerçekten ilk yarı süper maç oynadı. Ama ikinci yarı gene eski haline döndü ama ben de aynı senin düşüncedeyim. Yani bu kadar iyi oynamasına rağmen bu gruptan çıkamaması bir hayal. Yani, bence de evet yani. Onu söyledim zaten, yani bu gruptan çıkması gereken Trabzonspor maalesef çıkamadı. Aynen. Tabii ki bunu yani ben çünkü bunu bilmiyorum, izledim mi, ne kadar bakabildim derse. Ama süper oynadı. Ben çok beğendim. Gerçekten. Yani ilk yarı inanılmazdı. Hakikaten çok beğendim. Sonlara doğru biraz tabii rakip biraz daha fazla gelmeye başladı ama çok gol kaçırdı Trabzonspor. Lideri yendi. Onu da söyleyelim. Keşke deplasmanda evet. Puan veya puanları alsaydı şu an çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilir. Şu var. Forvetsiz çıktı oyuna, farkındaysan. Evet. Oyuna forvetsiz çıkmasına rağmen yani yenmesi bir başarı bence. Gene ama yani Trabzon'da çok önemli ayaklar var. Gol anlamında. Gol anlamında çok önemli ayaklar. Onu da belli. Ama demin de söylemiş olduğum gibi yani baktığın zaman çok yani bu gruptan çıkacak iki takımdan biriydi Monaco ile Trabzonspor. Doğru mu? Ben birinci bekliyordum ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani o oynamış adam olarak. Hı-hı. Gerçekten bu takımların içinde lider çıkmamız gerekiyordu. Özellikle Trabzon'da puan vermemişken, Trabzon'da çok iyi oynamışken, Monaco gibi takıma... Deplasman şeyini yenmesi lazım Trabzonspor'un. Öyle bir atletmesi lazım. Buradan da deplasmandan bir puan alsak yine bir iş olacaktı. Evet.
Yazık oldu. O kadar güzel futbol. Monaco'yu 4-0 yenmişsin. Lideri yenmişsin. Lideri French Varoş'u dün ezdin yani. Resmen ezdin. Ne pozisyonlar kaçırdı. Aynen. Yani fark olurdu o maç. Bir de forvetin olaydı. Çok daha farklı olabilirdi. Doğru. Aynen. Doğru. Forvetlerin ikisi sakat olması. Birinin cezalı olması. Birinin aynen. sakat olması. Her şey işte bu şekilde geldik ama sağlık olsun. Bir alt grupta ama buradan bütün takımları tebrik ediyorum. Ülke puanına çok büyük katkıları oldu hepsinin. Ben bekliyordum da bu sene böyle bir patlama. Hatta sezonun başı konuşmuştuk sanırım. Bir patlama olacak bu sene diye. Evet doğru. İnşallah devamı gelir diyelim. Yani ben 10'uncuya kadar çıkacağımızı planlıyorum. İnşallah. Seneye bir şey yapamayacağımız. Yok seneye bir şey yok. Ondan sonraki yıllar etkiliyor biliyorsunuz. Aynen. Seneye de takım giremeyebilir. Bu Şampiyonlar Ligi'ne baya bir yönelimi oynanır. Dört. İşte yazık işte. Dört. Peki Ali Bey şöyle bir soru sorsam sana. Milli takımın galibiyeti de buna yok, dair olur. Yok. Biri FIFA biri UEFA. O FIFA sıralamasını etkiliyor. Takımdaki UEFA. Şampiyon milli takım aynen, etki yapmayın. Aynen. Doğru. Tamam. Doğru. Peki Trabzon sizce devre arasında kim alacak? Var mı böyle bir duyumunuz? Valla bir Trabzonspor bağlantısı yapacağız. Dün mesela Rıza Hoca 2-3 tane transfer yapacağız dedi. Ama Trabzon'un da takviye ihtiyacı olduğu gözüküyor. Ama tabii bu soruyu soracağım ben. Haluk Ayyıldız kardeşimiz bağlanacak ikinci bölümde. Bu şey bağlanmıyor. Bunda bir sıkıntı mı var Nurgül abla? Nurgül kulübe girdi. Trabzonspor kulübünün içine çalışmaya başlayınca Nurgül günaydın. Tabii ki otomatikman bağlanamıyor Nurgül. Tamam. Buradan selamlar sunuyorum. Aleykümselam. Nurgül herhangi bir sıkıntı yok. Trabzonspor kulübün içine girdi. Orada kulüple beraber şu anda çalıştığından dolayı artık kulübün personel olduğu için bağlanamıyor. Onu söyleyeyim. Yani teşekkür ederim. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bilginiz olsun. Bir de şu var. Şimdi ben size sürekli müsaade olursa dinliyorum. Şoför oldun mu siz? İşte arabaya bindik diye sürekli diyorum. Arabada indim. Bilmiyorum şansım olmuyor. Hep hakem konuşuyoruz. Ya hakemler ben ikincilikleri de izliyorum. Orada da aynı rezalet var. Yani orada da hakemler çok formsuz. Yani bir takıma iki takıma değil. Herkese bir karşı aynı. Hepsine yapılıyor. Doğru. Yani bunlar niye bu hakemler niye düzeltemiyoruz acaba? Ben bunu çok merak ettim. Peki. Ama burada oturursa hakem oturmaya konuşsak. Saatlerce konuşuruz. 7-8'de konuşuruz. Saatlerce konuşuruz hakemi. Aynen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol İsmail Bey. Kendinize çok iyi bakın. İsterseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra telefon almaya devam edelim. Trabzonspor'un da rakiplerini birazdan söyleyeceğim. Onları da belirteyim. Çok kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam edelim. Bugün 10.30'a kadar telefon alacağız. 10.30'dan sonra programın ikinci bölümünü hızlı bir şekilde geleceğiz. Emin Özkurt bağlanacak. Biliyorsunuz Galatasaray Kulübü'nün bir başvurusu vardı. O başvurudan ne sonuç çıkacak? Yurt dışında çok önemli bir panel vardı. Futbolla ilgili ne kararlar alındı? Onların detaylarını konuşacağız. Fenerbahçe'ye dün akşam Fenerbahçe galip geldi ve lider bitirdi. Bir Fenerbahçe bağlansa arkasından Karadeniz'e gideceğiz. Sevgili Haluk'a bağlanacağız. Haluk'tan da Trabzon'la ilgili dakika gelişmeler alacağız. Tabii Beşiktaş ve Galatasaray maçına yönelik de tabii ki buradan haberleri aktaracağımızı belirtelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet ters köşe devam ediyor. Trabzonspor'un da muhtemel rakiplerine baktığımız zaman Fiorentina'yı görüyoruz. Anderlecht, Basel, Gent, Partizan, Le Poznan, Dinapro, Kluj muhtemel rakipler arasında gözüküyor. Trabzonspor'un iki maç üzerinden gerçekleşecek maçlar biliyorsunuz. Playoff maçlarında ilk karşılaşmalar 16 Şubat 2023. Rövanşlar ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacakmış. Karşılaşmaların başlama saatleri 20.45 ile 23 olarak düzenlenecek. Öte yandan hem Başakşehir'imiz hem de Sivas Spor'umuza da tekrar bir kez daha başarılar diliyoruz. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Barış Bey Ankara'dan. Barış Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yaklaşık bir aydır, 1,5 aydır bağlanmaya çalışıyorum. Bugün bağlandım. Hayırlı cumalar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Size. Sağ olun. Çok mersi. Geçmiş olsun. Evet İzmir. Dün değil, dünden önceki gün hastaydınız ve ben İzmirliyim. Ben Ankara'da yaşıyorum şu an ama annemi aradım. Annemde bir şey yok. Yalnız Allah'a çok şükür. Demin bir dinleyicimiz görüntü atmış. Hakikaten evet. Yani 4.9 diyorlar ama sanki daha fazla gibi geldi bana ya. Şey yerin çok üstündeymiş. Yani Buca'da merkezi bir yer olduğu için biliyorsunuz siz de İzmir'de yaşadığınız için.
Ben de İzmirliyim. Eşepaşa semtinde. Annem hala orada oturuyor. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Herkese geçmiş olsun diyorum ama Ankara'da yaşıyorum ben. Şimdi 1,5 aydır bağlanmak istiyorum. Bağlanmak istediğim konuları şöyle hemen özetleyeyim. Yazdınız mı kağıdı? Uzundur o zaman. Yok. A4'ün bütün ikisi tarafı kapsadı mı? yok. Aygün Bey. Ben bir futbol severim. Yani tamam Galatasaray'ı tutuyorum ama gerçekten yani kazazına da maç oynasalar gerçekten futbol izlemeyi seven bir insanım. İlk konum Hamit Altıntop'un Süleyman Hurma'ya söylediği şeyde %100 evet, haklı olduğuna inanıyorum. Hamit Altıntop'un haklı olduğuna mı inanıyorsunuz? Evet. Neden diyeceksiniz? Bakın. Hakikaten neden diyeceğim şaşırdım çünkü. Aynen. Aygün Bey siz de hak vereceksiniz. Şimdi Avrupa'da bir kriter vardır. Sizin idman sahanız yok. Stadınız yok. Andrea Pirlo gibi bir hocayı getirmişsiniz Türkiye'ye. Yani diyorsunuz ki ben Fatih Karabey. Süleyman Hurma 8 tane takımda menajerlik yap. Sivas, Kayseri, Mersin İdman Yurdu, bir dönem Göztepe'nin belli bir döneminde vesaire ve 8 takımdan da aldığı futbolcular ve sattığı futbolcuların fiyatlarını alt alta yazarsanız şu an Süleyman Hurma başkanlık yapıyor ya, Fatih Karagümrük satın aldı ya, satın aldığından daha fazla parası vardır. Ama gidip bir antrenman tesisi ve bir stat yeri bulamıyor mu Süleyman Hurma? Bu kadar menajerlik yaptı. Bırakın onu. Ama o zaman onda suç değil ki. Türkiye Futbol Federasyonu o zaman çıkartmayacaktı. Aynen öyle. Ben onu söylüyorum. Bir kriter getirelim. Kardeşim senin en aşağı... Biz ülkede kriter getirebilir miyiz Barış Bey? Bizim ülkemizde maalesef pro lisansı olmayan teknik direktörler sahalarda görev alıyor. Biz kriter getirebilir miyiz bu ülkede? Ya en azından şuna getirebiliriz. Şimdi şöyle düşünün Aygün Bey. Yani bakın ya stadın yok, antrenman sen yok, seni Süper Lig'e almışlar. Sana tevazu etmişler. Hamit Altıntop Almanya'da yetiştiği için şunu söylemek istiyor. Ben onu anlıyorum. Yani onun düşüncesini anlayabiliyorum. Diyor ki senin diyor stadın yok, daha antrenman sen yok. Sen bu ülkede diyor işte şu kadarlık menajerlik yaptın, şu kadar para kazandın. Ama bir takım aldın, bu takımın daha antrenman sahasını ve stadını yapamıyorsun. Yok, onunla alakalı değil. Milli takımla ilgili bir eleştiri yapıyor Süleyman Hurma. Onu bilmiyorum da ben onu söyleyeyim. Hani oradaki toplantıda olmaman gerekir derken. Ama oradaki toplantıda ben olsam sana burada antrenman yaptırmam cümlesi bence yakışmıyor. Açık ya tabii söyleyeyim. De o biraz... Yani Hamit Altıntop ya. Ne sıfatla bunu söyledi bir kulüp başkanına? Ama şimdi Almanya'dan yetiştiği için Almanya'da herkesin biliyorsunuz siz de... Biliyorum altyapılar, sahalar, zeminler hepsini çok iyi biliyorum. Ama yani şunu söyleyeyim. Orada o cümle söylenmez. Ya tabii de hani bilmiyorum o... Hani sonra başkanlar koş devreye giriyor. Biz diyor Hamit Bey'in söylediği cevaptan dolayı sinirliyiz ve kabul edemeyiz diyor. Mehmet Büyükekşi özür diliyor. Yani şimdi orada kusura bakmayın Hamit Altıntop önce kendine bakacak. Ya ama futboldan tek anlayan adam da o şu an. Futboldan tek anlayan adam ama söylediği cümleler falan filan çok enteresan cümleler söylüyor geldiği günden beri. Barış Bey. Yani gerçekten, ülke futbolunda gerçekten. Biraz barış getirmek lazım. Ama söylediği cümleler yanlış cümleler. Gerçekten ama acıdır Aygün Bey. Gerçekten acıdır. Ben şimdi hakemlere kızıyor ya herkes. Her bağlanan hakemlere. Ya hiç bir tane bana son 3 yıldır en iyi FIP olarak hatırladığınız bir tane futbolcu söyler mi? Ya şu pozisyonda ben hocam ya yanlışlıkla şöyle yaptım ya özür dilerim bu aslında böyle değil dediğini duydunuz mu lütfen ya? Son dönemlerde lütfen. Duymadım daha önceki dönemlerde ara duydum işte o. Şimdi bakın o foul değildi o değildi bu değildi falan. Aynen, evet topuzda Gökhan Gönüller söyledi doğru. Tamam mı? Doğru. Şimdi bakın bir kere bizim futbolcularımız sahtekar. İtman'da sahtekarlık yapıyor. Biraz maçta ağır kaçtı ama sahtekarlık değil de biraz şey diyelim yani. Gerçekten bizi kandırıyorlar bakın. Kandırıyorlar demek daha mantıklı. Şimdi siz her gün sabah geliyorsunuz yayın yapıyorsunuz bize bir dinletip sağlıyorsunuz. Biz Radyo Spor dinliyoruz sizi seviyoruz. Sağ olun. Biz maça gidiyoruz bilet alıyoruz. Beyin Sports'da bana göre aynı kefede niye? Ya arkadaş offside diyor çizgisi diyor çapraz. Tabii ki sen 15 kamerayla maç yayını yaparsan. Adam İngiltere'de 25 kamerayla yapar. Normalde ya. Standart 23 kameranın altına inmemen lazım. 23 aynen kameranın öyle. Altına inmemen lazım. Sizin çizginiz çapraz olur. Yani ben açık konuşayım. Ama şunu söyleyeyim. Ben onunla ilgili çizgilerle ilgili tabii görüntülere baktığın zaman o açılar falan filan da. O çizgilerle ilgili bizim arkadaşlarımız da bu VAR şeyine gitti. Belki dinlemişsinizdir. Yani o çizgilerde herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler ben size söyleyeyim. Ya işte Aydın Bey ne diyorum? Kamera açısı. Kamera açısından kaynaklanan. Tabii ki işte dedim ya. Yani siz de biliyorsunuz bakış açısı vardır. Bir adamın arkasından bakarsanız farklı görürsünüz. Bir de önünden bakınca daha farklı gözüküyor. Yani dedim ya 15 kamerayla maç yayını yapıyorlar bize ya. Hala aynı şekilde. Hala da biz bunlara yayın veriyoruz. Hala para ödüyorum.
Ama kızıyorum, niye 25 kamera ya? İngiltere'de en düşük 25 kameraya çekiliyormuş. 25 kamera. Ya bu kadar basit yani. 25 kamera. Yani bu standardı var bu işin. Ama yok. Bizde yok. Bizde hala top elit gözüküyor. Bundan 5 sene önce de öyleydi Aydın Bey. Doğru. Yani sadece şöyle düşünmeyin. Bakın bu böyle nasıl geliyor biliyor musunuz? Domino taşı gibi. Federasyondan başlıyor. Hakemlere diyoruz ama bizim futbolcularımız da çok sahtekar. Ben açık konuşuyorum. Niye? Ya olmayacak yerde foul alıyorsun. Ya demiyorsun ya hocam bu aslında foul değil. Ondan sonra dönüyoruz diyoruz ki. Mesela Şaşa Boyan'ın pozisyonu herkes kırmızı değil diyor. Ya bana göre hakem orada inisiyatif kullandı. Orada Şaşa Boyan tuttu. Bakın Galatasaraylıyım diyorum. Tuttu. Tuttu mu? Tuttu. Bundan ben sana size şöyle söyleyeyim. 2019'da Hasan Ali'nin pozisyonu Cagney'e yaptı. Sarı vermişti Ali Palabey. Bakın aynı hakem. 5 yıl önce VAR çağırdı, kırmızı çizildi. Ya burada şu var. Hakemin biraz inisiyatifi olması lazım. Herkes kızıyor. Ya niye kızıyorsunuz kardeşim? Adam tuttu mu? Tuttu. Profesyonel topçu orada akıllı olur. Maç 2-0. Tutmaz. Bırakır. 2-1 olur en fazla. 3-1 olur. Atarsın bir tane daha. Yani benim anlatmak istediğim burada. Herkes işini düzgün yapsa sıkıntı yok. Ama ne var? Bizde hep bir şeyin altında bir şey aramak istiyoruz. Ya diyorum ya Ali Palabıyık işte 99'da aynı hakem ya. Adam sarı verdi. Bakın VAR çağırdı, kırmızıya çevirdi. Burada da kırmızı olarak nitelendirdi. Yanlış olabilir. Bakın kurala göre ya sarı gösterseydi olabilir. Ama şuna inanıyorum. Kim hakem sertliğe, mesela Yaşar Kemal Uğurlu biraz böyle ikili mücadeleye şey veriyor. Yani tolerans veriyor. Pay veriyor. Hı-hı. Aynen öyle. Ama dönüyorum şey vermiyor misal. Halil Umut Meral vermiyor. Yani biraz sertliği gördüğü zaman hemen çalmaya başlıyor. Yani dediğim gibi hakemlerin farklı farklı karakterleri var. Peki. Hepsini bir sınırda değerlendirmemek en güzeli bence. Peki. Yani. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Tabii şeyle ilgili, Fatih Karagümrük'le ilgili görüşünüze katılmıyorum. Bence hakikaten Süleyman Hurma çok büyük işler başardı. O takımı yeniden kurtardı ve buraya getirdi. Stad'la ilgili defalarca yer istedi. Ama hala kendisine yer verilmedi. Onu da belirtelim. Verilseydi stat zaten yapılabilirdi. Müjdat Ocak demiş ki abi yayınlar, Süleyman Başkan'ın emeğine laf söyleyen arkadaşı şiddetle kınıyorum. Süper Lig'i almışlar. Değil bileğin hakkıyla geldi buraya demiş Müjdat Ocak. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aydın Bey. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Gaziantep'ten Zeki ben. Zeki Bey hoş geldiniz. Buyurun. Öncelikle Avrupa Kupası'nın maç yapan takımlarımızı tebrik edelim. Ama zaten Fenerbahçe olarak hem gurur duydum hem mutlu oldum. Yani Arda'dan yani, dolayı mutlu mu oldunuz o anlamda mı, yoksa Arda'nın yani, bir gol bir asist atması ayrı bir mutluluk mu verdi? O anlamda mı söylemeye çalıştınız? Tabii ki. Tabii ki. Ayrıca Arda'nın belli zaten potansiyeli, ama şimdi Arda'yı da Fenerbahçe'nin önüne çıkartmamak lazım. Hem Arda'ya zarar verir hem Fenerbahçe'ye. Aynen doğru, doğru. Yani onu da çok abartıyoruz ülke olarak. Ben burada Jorge Jesus Hoca'ya gerçekten çok teşekkür ederim. Yani Türkiye'de bir futbol devrimi yapıyor. Her maçta, her hafta algıları, tapuları adam yırtıyor, atıyor, paramparça ediyor. Ama yazılı ve görsel medyada maalesef görüyorum ki Agin Bey, siz de görüyorsunuz. Fenerbahçe standartlı yazarlar hala Fenerbahçe'nin offside takılı oynamadığını çözmeden eleştiri getiriyorlar. Yok adamı kaçırıyor, şunu kaçırıyor. Ya adam 30 metrede, 40 metrede oynamaya çalışıyor. Bunu hala anlayamıyorlar. Anlayamıyorlar. Bu sistemde yani, tabii ki arkaya atılan toplar biraz sıkıntıdır. Bu biraz tabii kaleci Altay'ın da biraz önde oynaması gerekir. Oraya aralık boşluğu kapatması lazım. Agün Bey, Altay'a da dönmemiz lazım. Hoca elinden gelse 20 metrede oynayacak. Yani 30-40 metrede oynarsan olur bu. Şimdi ligde 11 maçta 34 gol atmış, 12 gol yemiş değil mi Fenerbahçe? Doğru. 3 nokta. Daha kimin, 3 nokta kimi suçlayacağız? Doğru. Maalesef Jorge Jesus Hoca'nın felsefesini anlamıyor. Bu ülkede yıllarca biliyorsunuz adam bir de klasik ilk 11 değil de klasik 11 değil, klasik 24 olurdu. Yani takım olurdu. Klasik takım olurdu. Klasik 11. Çok fazla rotasyona gidiyor ama her futbolcu hazır vaziyeti tutarak sahaya sürüyor. Yani şimdi giren de mutlu, çıkan da mutlu. Doğru. Yani sizler de bizler de yıllarca bir kalıp vardı. İlk 11 olur. Aslında nereye götürmüş?
Kazanan takım bozulmaz. Ya. Kazanan takım bozulmaz mantığı vardı yıllarca. Evet, öyle vardı. Ve yıllarca adam sezon başında hatırlar mısınız? Agin Bey siz hatırlarsanız da dinleyicilerden kaçırmıştı. Dedi ki bana her mevkide aynı ya bir iki oyuncu. Hı hı hı, doğru. Aynı ya bir iki oyuncu. Şaşırdı herkes. Şimdi biz de yıllarca dedik ki adamlar işte Ozan var, Zahit var, şu var. Hep orta sahaya 5 kişi. Aynı adamlardan 5 kişi var dedik. Değil mi? Dedik doğru, hep onu. Doğru dedik. Aynı bölge yoğunlukla transferler yapıldığını evet, söyledik. Öyle değilmiş işte. Adam bu devrimi yırttı. Şimdi yıllarca bu ülkede Sergen'le Tımar oynamaz. Şundan şu oynamaz. Şundan şu oynamaz. Aslında oynarmış. Hem de bal gibi oynarmış. Biz çok futbolcu da körletmişiz bu zihniyetle. Hala bunu göremeyen yorumcular var. Hala bunu göremeyen yazar çizerler var. Peki. Çok yani, teşekkürler. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yani göreceğiz o hocanın hakkını versin herkese. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Adem Göktaş. Abi günaydın. Valencia iyisin, güzelsin, hoş. Şunda şu topla biraz daha tek tek oynasan daha bir hoş olacak demiş Adem Göktaş. Fatih Dilek. Aygün abi günaydın. Jesus'a UEFA kupasını kaldıracağız galiba. Kurt Hoca demiş ama rakipler Şampiyonlar Ligi rakipleri gibi, ben size söyleyeyim. Kolay değil yani. Bir daha bakalım, hatta rakiplere şöyle bir daha anlatayım isterseniz. Yazıyoruz ama hep böyle şey, tam dişimize göre kurallar diyorlar ya. PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Nantes, Monaco, Barcelona, Bayer Leverkusen, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sporting, yani kolaydır rakipler arkadaşlar. Günaydın Aygün abi, şu an ülke puanı ne durumda, kaçıncıyız, nerelere kadar gidebiliriz demiş. Kim demiş? Seyit Ömer Özen demiş. Hemen bakalım ülke puanımıza. Evet, biliyorsunuz hem Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi'nde grup maçları tamamlanırken 4 takımımız da yoluna Avrupa'da devam ediyor. Ülke puan sıralamasında baktığımız zaman 12. sıraya çıktık. İngiltere 1. sırada 103.427 puanı var İngiltere'nin. Bizim puanımız 31.100. 12. sıradayız. Üstümüzde Sırbistan var. 31.875. Yani arka arkaya takımlarımız galibiyet alırsa Sırbistan'ı da geçeceğiz. Bizden sonraki gelen, yani 13. sırada İsviçre var. 29.175 puanda. Çek Cumhuriyeti, Çekya 29.050 puanda. Günaydın. Günaydın abi, cumalar. Çok teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Selçuk Menar Avcı abi. Nasılsın abi? Sağ ol Selçuk kardeşim. Sen de iyi misin? Hoş geldin. İyi abi. Geçmiş olsun. Bari toparladın inşallah. Toparladık biraz ya. Sağ ol. İyi abi. Çok şükür. Abi ben bir iki konu edeyim de ben kapatacağım telefonu. Çünkü tamam. 10.30'da kapatacağız. Yayın gideceğiz. Evet 10.30. Evet doğru. Evet abicim. Şöyle bir şey. Ben 3 tane hocayı abi birbirine benzetiyorum. Kim onlar? Lucescu, Şenol Güneş ve Rıza Çalınbaş. Lucescu şu anlamda Lucescu Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve gruplarda her seferinde Fenerbahçe yeneceğiz, lider göndermeyeceğiz, şöyle böyle falan filan açıklamada bulundu. Hı-hı. Evet. Rıza Çalınbay rotasyona kaçıyor, önemli maçım var diyor, Fenerbahçe yenmem gerekiyor diyor, bilmem ne diyor. Her Fenerbahçe maçı öncesi sizin de belirttiğiniz gibi dün de bir önceki yayında. Evet. Aynısını yapıyor. Şenol Güneş imza törenine çıkıyor, alttan atıfta bulunuyor. Arda Güzel, yani, Arda Güler üzerinden atıfta bulunuyor. Evet, evet. Dün akşam zaten Arda Güler cevabını verdi. 62 dakika oynayıp cevabını verdi. Hani ben buna Fenerbahçe düşmanlığı demeyeyim de, şimdi biraz argoya kaçar. Bu şey nasıl diyeyim Mesut abi, sen beni toparla. Toparlamaya çalışalım. Ne diyeceksin? Yani bu algıya vazgeçsinler bu algın artık yani. Fenerbahçe üzerinden prim yapmaya çalışmasınlar mı demek istiyorsun? Aynen abi. Hay yaşa abi. Hay yaşa. Allah razı olsun. Toparladım, gördün mü? Aynen abi. Biz büyük balığız. Bizi yemeye çalışmasınlar abi. Peki. Buradan peki. Onlara ekmek çıkmaz abim. Peki. Bir de dün akşam maçı izlemişsindir büyük ihtimalle abi. Sen İzledim. Bir hakim yorumlar mısın? Valla keşke şunu söyleyeyim. Bizim o hakemlerimizi bu maçlarda tutacaksın Riva'da. Evlerine göndermeyeceksin. Tutacaksın orada. Çaylarını, kahvelerini koyacaksın. Bak maç nasıl yönetiliyormuş. Bu Avrupa maçının hepsi maçlar nasıl yönetiliyormuş göstermek lazım onlara. Aynen abi. Bir de son dakika maç bitiminde Jorge Jesus'un bir hareketi vardı. Çok hoşuma gitti abi. Maç bitti. Alioski ile Ferdi ile biz birinci bitirdik dedi. İkisine bir sarıldı abi. Sarıldı. Ya abi, bence muhteşem bir görüntü abi. Günün en güzel karesi Arda'yı yanağından öpmesiydi. Evet, Arda'nın abi, da ondan sonra evet, Arda'nın abi, da ondan sonra yüzündeki mutluluğu görmekti. Aynen abi. O da önemliydi bence.
Dün abi benim mesajımı beğenmişsin. Teşekkür ederim. O mesaj yazan benim, bilgin olsun abi. Peki, teşekkür ederim. Tamam abi. Kendine iyi bak. Hadi abi, Cumhur abim, kolay gelsin. Sağ ol, çok mersi. Abi günaydın. Şimdi akıllardaki soruyu sana sorayım. Kiev'i de yendik, grubu da lider bitirdik. Sıradaki ölçü hangi maç? Ve en önemli soru şu: Jesus bu kadroyu nasıl idare edecek? Rotasyon yapmadan malum Mart'a kadar maç yok demiş. Tabii bu Mart'a kadar maç olmaması lig açısından da önemli. Yani artık biraz daha Fenerbahçe, çünkü hakikaten belli bazı bölgelerde rotasyon yapamadı. Özellikle işte Zalay kısmında, Aroa kısmında, Altay kısmında, yani çok kısıtlı olduğu noktalarda biraz sıkıntılar yaşadı. Zalay zaten hakikaten çok fazla yoruldu. Bir de şimdi zaten biliyorsunuz maçlar da başlayacak. Milli takıma da gidecek. Orada da çok yoğun bir tempo içerisinde kalacak Zalay'ı. Ama tabii Fenerbahçe'nin sadece lige dönmesi büyük bir avantaj. Ali Şimşek, abi sezon sonu bütün Portekiz seferleri iptal edesin. Biz bu kadar mutluysak Sayın Başkan Ali Koç'u düşünemiyorum. Biz kapında yatarız. Yeter ki sen gitme. Yorga Jesus demiş Ali Şimşek. Son dinleyici. Günaydın. Günaydın, ismim Güngör Gülmez. Aygün Bey, nasılsınız? İyiyim Güngör Bey, nasılsınız? Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Allah razı olsun, biz çok iyiyiz. Dün akşam Almanya'dan geldim. İstanbul Esenyurt'ta kalıyorum. Evet, Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Almanya'da yaşıyorum, doğma büyüme Almanya'ya. Öyle mi? Evet, Aygün Bey. Sizi her sabah otobüs sürerken dinliyorum. Almanya'da tatile mi geldiniz Almanya'dan? Almanya'dan 2 hafta sonra tatile geldim. Allah nasip ederse Sivas Spor maçı ve Giresun maçına gitme niyetimiz var. Bilet aldınız mı yoksa şey mi? Gene evet. Aldınız. Ya bilet alamadım Aygün Bey. İnşallah nasipse alırız, nasip değilse yapacak bir şey yok. O devirlerle ilgili tabii gene Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamaları var. Bu özellikle gurbetçi arkadaş. Ya hakikaten ben bu insanları anlayamıyorum ya. Evet yani, Aygün Bey. Gerçekten o karaborsacılar... Hiç vicdan yok ya. Gerçekten ya, maalesef, yok maalesef, ya. Maalesef. Yani yazık, günah ya. Bak gurbetten geliyor insanlar. Evet, açık tribün biletleri, 100 liralık biletleri 800-900 bin liraya satıyorlar ya. Evet maalesef Aygün Bey. Gerçekten bak dün Pegasus'tan geldim, Düsseldorf'tan. Çok Galatasaraylı taraftar arkadaşlarımız, vatandaşlarımız. Onlar da aynı şekilde değil mi? Derbiye geldiler tabii. Aynı derbiye geldiler. Ben de tabii onlara laf atmadım, bir şey demedim. Ben de şey maçına, Sivas'ta maçına, Giresun maçına, eğer nasipse tabii, her şeyi biliyorsunuz nasip kısmı. Doğru, doğru. Aygün Bey, valla sizi çok çok zevkle dinliyorum. Sağ olun Güngör Bey, hoş geldiniz ya. Hoş geldiniz. Allah razı olsun Aygün Bey, çok teşekkür ederim. Size yoğun başarılar dilerim. Fenerbahçe'mize sonsuza kadar başarılar dilerim. Sağ olun, çok mersi. Benim kızım İrem Nur var. O da Fenerbahçe'yi çok... İrem Hanım'a da sevgilerimizi iletelim, saygılarımızı iletelim kızınıza da. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın Aygün Bey. Ben size tek bağlanmak için aradım. Çok teşekkürler Güngör Bey. Her şey gönlünüzce ne olur. Aynı şekilde inşallah inşallah bir gün maçta belki görüşürüz inşallah Güngör Bey. İnşallah, ben sizi zaten televizyonda görüyordum maçlara bakırken. Beşiktaş maçında görmüştüm. Orada görmüştüm. İnşallah bakalım şey maçında da görürsem derim Güngör Gülmez'in Almanya'dan geldim diye. İnşallah Güngör Bey. Nasıl kısmı derdi? Kısmet. Peki, çok teşekkürler. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek üzere. Tabii burada bu kara borsayı engelleme adına gitmeyecek olanlar mutlak surette kulüpleri arasınlar. Kulübe devresinler biletlerini. Kulüpte bu aynı maç günü işte özellikle yurt dışından gelen, hakikaten maçlar için yurt dışından gelen çok fazla taraftar var. Gurbetçi vatandaşlarımız çok fazla var. Hem Fenerbahçeli, hem Beşiktaşlı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlu, yani çok fazla kişi geliyor gurbetten maç izlemeye. İşte iki haftalık izine geliyorlar. İşte o arada iki tane maç izleyeyim diyorlar. Kulüplere devresinler mutlaka. Kulüpler zaten bir şekilde aynı rakamlar üzerinden de devir olur. Zaten farklı şeylere devirler kapandı bu karaborsa önleme anlamında. O anlamda seviniyorum. Çünkü hakikaten rakamlar çok yüksek ve insanlar çok fazla mağdur ediliyordu. Kulüpler üzerinden bilet almaya çalışsın özellikle gelen gurbetçi vatandaşlarımız. İşte maç günü veya maçtan bir gün önce statlara bulunan kulüp binalarına gidin, durumlarınızı anlatın. Oraya devir olan biletler üzerinden de belki kendinize bilet devrini sağlayabilirsiniz aynı rakam üzerinden diyelim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşenin programı ikinci bölüm başlayacak. Çünkü biliyorsun son haftalarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi Galatasaray-Alanya maçıydı. Tekrar edilecek miydi? Galatasaray kulübünün resmi başvurusu var. Emin Özkurt her şeyi açıklayacak. Rio'da çok önemli bir toplantı vardı. O toplantının detaylarına gireceğiz. Önümüzdeki yıllarda neler bekliyor futbolumuzu? Bunları tek tek konuşacağımızı belirtelim. Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor bağlantısı yapacağız. Derbiye ile ilgili de konuşacağımızı söyleyelim.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, geçenlerde Fanatik Gazetesi'nde Deniz Çoban'ın bir yazısı vardı. Deniz Çoban bu yazıyı yazdıktan sonra herkes zaten bir anda gündeme bomba gibi düştü. Neydi o? Galatasaray biliyorsunuz 2-2'lik olaylı Alanya maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu bu başvurunun maçın tekrar edilmesi yönünde bir başvuruda bulundu. 65. dakikadan itibaren, yani Galatasaray'ın 2-0 galip olduğu 65. dakikadan itibaren bir hakem hatasından dolayı, işte yan hakemin girip sahip girip topu alıp dışarı çıkarmasının bir hata olduğundan dolayı maçın tekrar edilmesini istedi. Ve bundan sonra da zaten arka arkaya açıklamalar geldi. Şu an attığımızda spor hukuk avukatı ve kas hakimi Emin Özkurt var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Aygün Bey, iyiyim. Sağ olun. İyi yayınlar, iyi günler. Rio'dan da geldiniz. Nasıldı? Aslında oradan başlayalım isterseniz. Rio'yla neler söylemek istersiniz? Çünkü çok önemli bir toplantıdaydınız, konferanstaydı ve yönetici pozisyondaydınız. Neler konuşuldu? Önümüzdeki yıllarda neler bekliyor futbolu? Neler söylersiniz bununla ilgili? Evet, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 27-28 Ekim tarihlerinde geçtiğimiz hafta Uluslararası Futbol Hukukçuları Derneği'nin, ki ben de yönetim kurulu üyesiyim, bir konferansı, kongresi, futbol hukuku kongresi gerçekleşti. Bu kongreye FIFA'nın baş hukuk direktörü Emilio Garcia, yine player status biriminin başı, oyuncu komitesinin başı Erika Montemor, ondan sonra yine Avrupa'nın önemli kulüplerinin temsilcileri, daha sonra önemli futbolcuların Neymar gibi, ondan sonra yine pek çok Brezilyalı oyuncunun da avukatları katıldı. Onlarla Lukaku'nun avukatları vesaire katıldılar. Hep beraber futbolun geleceğini, önümüzdeki yıllarda bizleri neyin beklediğini konuştuk. Neler bekliyor bizi peki Sayın Emin Bey? Neler bekliyor bizi? Şimdi ben de bu konferansın açılış oturumunun başkanlığını yaptım. Ve benim oturumumda önümüzdeki dönem kulüplere gelir oluşturacak yeni gelir oluşturucu modeller konuşuldu. Mesela çok sık duyuyorsunuzdur siz de. Mesela Web 3.0, ondan sonra fan token, yani taraftar tokenleri, kripto paralar. Kripto paralarla yapılan... Kulüplerin çıkardığı paralar da olabilir değil mi? Kripto anlamında kulüplerin çıkarmış olduğum. Kulüplerin kendi çıkardığı paralar da bunlar dahil. Onun dışında bu metaverse dediğimiz alanda kulüplerin neler yapabileceği. Yani anlayacağınız, kulüpler normalde biliyorsunuz t-shirt satmaktan, yani forma satmaktan, ondan sonra gişe gelirlerinden, ondan sonra oyuncu satışından zaten gelir elde ediyorlar. Yenekten yengeleri de var ama dediğiniz doğru. Bunlar çok dar kalıyor. Evet. Bunlar artık ikinci plana doğru geçmeye başlayacak. Ve biz bu gelecekte bizi neler beklediğini falan konuşacağız. Hatırlarsınız Aygün Bey, Fenerbahçe geçtiğimiz sene, yani bu senenin önceki aylarında başı gibi yaptığı kendi token çıkışında, satışında 30 saniye içerisinde 260 milyon TL'lik bir gelir elde etti. 260 veya 280 milyon TL. Bunun gibi dünyada pek çok kulüp bu yeni gelir oluşturma alanlarına girdi. Ve toplam 200 milyon doları buluyor buradan oluşan kaynak. Bu kulüpler için önemli bir rakam. Bu konuyu konuştuk benim başkanlığını yaptığım oturumda. Öte yandan yeni gelecek olan menajerlik düzenlemesini konuştuk. Futbol, FIFA... Futbol menajerlerine ilişkin yeni bir düzenleme çalışmasını tamamladı. Araya gireyim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Esten bir izinler almaları gerekiyordu, lisanslar almaları gerekiyordu, işte ne bileyim. Ama şimdi bakıyoruz o kalktı. Yanlış anlamayın. Herkes menajer. Evet. Elinde noterden, futbolcudan almış olduğu kağıtla dolaşan şu anda herkes menajerlik yapıyor. Bu önü nasıl geçirecek? Yanlış uygulamalara ve suistimallere sebep olan bir durum var. Doğru. FIFA bu konuya tekrar el atıyor. FIFA şu anda menajerlik talimatını hazırladı. Bunun yönetim kurulundan geçmesini bekliyor. Biz de FIFA'nın baş hukuk direktörü, bu talimatı hazırlayan Emilio Garcia arkadaşımızla onunla beraberdik ve bu konuları konuştuk. Nasıl bir şey gelecek senin? Neler olacak mesela?
şunu net bir şekilde söyleyelim. Bir kere kayıt ve tescil tekrar geliyor. Sınav tekrar geliyor, sınav. Ondan sonra bütün menajerlerin yaptıkları işlemler bildirme tabi kılınıyor. Kulüpler tarafından ve menajerler tarafından da ikisi de bildirecek. Çünkü biliyorsunuz Emin Bey, kulüpler bazen futbolcu paralarını menajerler üzerinden aktararak da enteresan şeyler yapıyor. Bunların önüne geçilmiş olacak o zaman. Doğru mu? Yani şöyle Aygün Bey, niyet kötü olduktan sonra her zaman yol bulunur. Doğru. Ama en azından bir düzenleme, talimat, belli kuralların getirilmiş olması bir düzen getirecektir diye düşünüyorum. En önemli getirilecek olan düzenlemelerden bir tanesi ise burada yapılacak olan şey %3 ile menajer alacağını sınırlandırılması. Rakamlar yani, düştü yani. %10'dan %15'lerden %3'lere düştü. Evet, oran sınırlaması getiriliyor. Bu kısım biraz problemli yalnız Aygün Bey. Çünkü biliyorsunuz ticaret serbestisi ve sözleşme serbestisi prensipleri vardır. Vardır, doğru. Taraflar bir araya gelip anlaşabilirler ve anlaştıkları... Bu %3 zaten emlak ofislerinde falan öyle hatırlarım ben. Çünkü emlakçıya gittiğiniz zaman bir %3 koyar ama o da %3, 1,5'a 2'ye de anlaşırsa ama menajerlik biraz daha farklı. Sizin dediğiniz doğru. Bu biraz yani. Yorar. Yoracak biraz yorar. Evet. Yani neden yorar? Çünkü menajerler de sonuçta oyuncuya yatırım yaparken yıllarca oyuncunun yükünü belli bir ağırlıkta çekiyorlar. Ve bunun sonucunda da belirli değecektir kazanım bekliyorlar. Eğer %3 ile sınırlı tutarsanız, unutmayın her oyuncu Neymar değil, her oyuncu Messi değil. Tabii. Her oyuncu 100 milyon euroya imza atmıyor. 100 milyon euroluk anlaşmanın da içinden 3 milyon euro alacak menajer kendini biraz sorgular. Yani rakamsal olarak sorgular. Başka yollara gitme gayretleri olabilir ama FIFA böyle bir düzenleme yaptı. Fakat bu düzenleme eğer geçerse bunun bu kısmıyla ilgili, yani menajerlik komisyonunun sınırlandırılmasıyla alakalı, ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davaların açılacağını tahmin ediyorum. Ve oldukça da güçlü davalar olabileceğini düşünüyorum. Bunu da şimdiden sizinle paylaşacağım. Bu kısım eskiye dönebilir diyorsunuz eğer AİHM bu yönde bir karar verebilirse. Tabii. Biz bu konuyla alakalı uluslararası... Bu konuyla alakalı tabii ki, şeyle alakalı, %3 ile alakalı. Uluslararası Futbol Hukukçuları Derneği olarak bu konu ve bunun dışındaki konularla alakalı İsviçre'de FIFA'nın merkezi Zürih'te FIFA'nın baş hukuk direktörü ve hukuki ve diğer yönetim birimlerinin direktörleriyle toplantı yaptık geçtiğimiz aylarda, Mayıs ayında. Biz artık dernek olarak FIFA tarafından da, benim de yönetim kurulunda olduğum bu dernek, bu kurallar konulurken, ondan sonra da regülasyonlar yapılırken dinlenen bir paydaş haline geldik ne mutlu ki. 10 yıldır bu uluslararası derneği bu şekilde büyüttük. Dolayısıyla artık stakeholder diyorlar, biliyorsunuz bu paydaş, yani bu kararlar alınırken şey yapılan, o noktalara geldiğimizi düşünüyorum. O nedenle bu irtibatların artırarak devam etmeye çalışıyoruz. Emin Bey, Rio'daki toplantıda tabii son dönemlerde en fazla konuşulan konulardan biri de VAR sistemi. VAR'la ilgili böyle bir şeyler geldi mi, gündeme geldi mi? Onunla ilgili bir sistemler, bir konuşmalar yapıldı mı? Yani bu sistemin yani, sıkıntısı yok. Bir şey anlamında, bir şeyler konuşuldu mu anlamında? Yani genel olarak spor hukukçuları olarak aramızda konuştuk. Her ülkede var ve eleştiriler de alıyor. Fakat inanın Aygün Bey, hiçbir ülkede buradaki gibi uygulama yok yani. Bu kadar tartışılmıyor. Bu kadar, yani, doğru. O olacak iş değil yani, bu kadarı. Peki gelelim Galatasaray'ın başvurusuna. Galatasaray biliyorsunuz Alanyaspor maçının tekrar edilmesi yönünde bir başvuruda bulundu ama tabii 65. dakika ve 2-0'dan sonraki kısımda yapılan bir hakem hatası. Hakem tabi o sırada topu, sağ içindeki topu alıyor, dışarı çıkarıyor. Bundan dolayı bir başvuruda bulundu. Ne çıkar, nedir, neler söylersiniz? Evet, o konuya da değinmek gerekirse. Şimdi 11. haftada oynandı bu maç. Galatasaray ile Alanyaspor müsabakası. Ve oyun alanı içerisinde fazladan bir topun bulunması üzerine yardımcı hakem Erdem Bayık taş çizgisinin hemen önünde o topa üstüne alarak onu müdahale ederek müsabakanın durmasını önledi. Şimdi bunun üzerine Galatasaray, sizin de belirttiğiniz gibi, yardımcı hakemin sahaya girerek oyun alanındaki fazla topu dışarı çıkarmasını kural hatası olarak yorumladı ve bu nedenle kamuoyuna da yansıdığı üzere karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için
federasyonumuza başvurdu. Bu kural hatası mıdır? Onu sorayım. Şimdi onu bir değerlendireyim. Buyurun, o çerçevede cevaplamış olacağım size. Şimdi örneklemek lazım burada tabii. Şimdi örnekleyeceğim üzere şimdi. Türkiye Futbol Federasyonu önüne gelen kural hatası nedeniyle müsabaka tekrarı başvurularına karşı yaklaşımını verdiği kararlarda daha evvel belirledi. Ancak ilk olarak biz FIFA'nın Uluslararası Futbol Federasyonu kuralları, o dediğimiz İFAB kuralları dediğimiz İTAFÇ'ın 2022-23 sezonuna ilişkin yayınlanmış olduğu oyun kurallarına bir bakalım ve ilgili bölümüne bir değinelim. Oraya baktığımız zaman görüyoruz ki Galatasaray'ın başvurusuna konu ettiği durum açıkça düzenlenmiş. Ve şöyle diyor, bu hakemlerle ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kural 5 adlı bölümde dışarıdan müdahaleler başlığı altında oyun alanında fazladan bir top girmesi halinde hakemlerin ne yapacağı açıklanmış. Ve kural şunu söylüyor Ergün Bey. Diyor ki top oyundayken oyun alanına fazladan bir top, başka bir cisim ya da hayvan girerse hakem eğer oyuna bir müdahale ve müdahale söz konusu ise oyunu durdurur. Ve hakem atışıyla tekrar başlatır. Ancak müdahalenin hücum eden takım tarafından yapılmaması koşuluyla topun kaleye gitmesi ve müdahalenin savunma yapan oyuncunun topa oynamasına engel oluşturmaması durumunda eğer top kaleye girdiyse gol kararı verir diyor. Bizim durumumuzda bu yok. Oyuna müdahale yoksa eğer maçın devam etmesine izin verir ve mümkün olan ilk fırsatta cismin çıkartılmasını sağlar diyor. Bunu İFAB'ın oyun kuralı kitabı söylüyor. Şimdi oyun kuralı kitabında yan hakemin oyun alanına giren topu çıkarıp çıkaramayacağına ilişkin doğrudan bir hüküm olmasa da esas önemli nokta oyun alanına giren topun müsabakanın seyrini veya sonucunu etkileyecek bir niteliğe sahip olup olmadığıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da uymakla yükümlü olduğu kurallar oyuna dışarıdan müdahalenin çerçevesini bu şekilde çizer. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamasına bakacak olursak hatırlayın Aygün Bey 2021-22 sezonunda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında gerçekleşen müsabakada. O maçta ben hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Ben hatta bunun örneğini verdim. Bir Beşiktaş maçında ben böyle pozisyon hatırlıyorum dedim çünkü ben. Tabii karşılaşma hakeminin serbest vuruşunun kullanılması gerektiği noktayı kural kitabına göre açıkça yanlış belirlemesi nedeniyle Beşiktaş tarafından müsabakanın yeniden oynanması için federasyona başvuruda bulunmuş. Doğru. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu başvuruyu reddetmesi ardından tahkim kuruluna götürdü Beşiktaş konuyu ve şöyle bir karar verdi tahkim kurulu. Tahkim kurulunun yaptığı ve kamuoyuna açıklanan değerlendirmede iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek Federasyon Yönetim Kurulu kararında işte usul aykırılık yoktur onarız dedi. Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti. Şimdi bu örnek bizlere yol gösterici olmakla birlikte hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem de tahkim kurulunun benzeri başvurulara bakış açısında ortaya koyuyor. Diyor ki yani İFAB'ın kurallarına baktığımızda bu konuya ilişkin hakemlere mümkün olan ilk fırsatta cismin çıkarılmasını sağlama yetkisi verilmiş olması. Doğru. Ve de Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu gibi konularda verdiği önceki kararlarını göz önüne aldığımızda yani bu oyunun neticesine tesir etme bakış açısını ben Galatasaray'ın iddiada bulunduğu kural hatasından hareketle maç tekrarı gibi bir kazanım elde etmesinin zor olacağını düşünüyorum. Bunu da açıkça sizin varsanız da ifade edeyim. Yani maçın kazanılmasını etki etmediğinden dolayı diyorsun. Yani o pozisyonun gol olup olmama anlamında söylüyorsunuz galiba. Doğru anlıyorum değil mi? Yani tabii tamam. İddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin sonucu itirazın bir varsayıma dayalı olması, tahmine dayalı olması ama onun ötesinde de İFAB'da ne diyor? Biraz evvel ne dedik? Oyuna müdahale yoksa maçın devam etmesine izin verir ve mümkün olan ilk fırsatta cismin çıkarılmasını sağlar. Buna da oturuyor gibi. Yanılmıyorsam eğer orada maçın devamını etkileyen bir durum yoktu değil mi? Yok. Herhangi bir şey yoktu. Etkileyen bir durum yoktu. O zaman zaten İFAB'ın da İFAB kural kitabı bu konuya açıklık getirmiş. Yani şimdi ben bazen şunu görüyorum kulüplerde. Mutlaka kulüpler hakkı olan şeyi sonuna kadar savunmalılar ve ileri sürmeliler Aygün Bey. Bu onların hakkıdır. Ve ne yazık ki bizim
federasyonumuzda, hukuk kurullarında bazen bu işe tam vakıf olmayan arkadaşlar yanlış yorumlamalarla yerinde olmayan kararlar veriyorlar. Dolayısıyla hakkı aramak önemli. Netice alamasan bile araman lazım. Sonuna kadar. Ama burada, ya burada bir farklı bir şey var. Burada biraz yani o maç kaç bitmişti? 2-2 bitti. 2-2. 2-2 bitti. 2-0'da yani, 65'ten sonra, 65'in hakkından sonra olay gerçekleşti. Evet. Galatasaray kulübü diyor ki yani 65'ten itibaren oynayalım diyor. Oynaması şimdi, gerekiyor diyor. 2-0 bitseydi maç acaba şey olur muydu? İtiraz olur muydu? Olmazdı tabii ki, olmazdı. Peki burada bir daha şey söyleyeceğim. Ali Palabıyık'la ilgili de etik kuruluna bir şikayette bulunuyor Galatasaray kulübü. O da diyor ki Ali Palabıyık'ın diyor tribünlere tavır ve haksız kararlarıyla tahrik etmeye çalıştığından dolayı diyor ceza almasını istiyoruz diyor. Enteresan. İşte tribünlere biraz hareketleriyle, tavırlarıyla, bakışlarıyla, verdiği veya kartlarla tahrik ettiğinden dolayı diyor. Tahrik etmiş diyor. Yani bu çok ispatlanması ondan sonra güç olay bir olay. Yani ortaya konulması çok demin, subjektif bir değerlendirme. Demin çok güzel bir şey söylediniz hocam. Kulüpler dediniz hakkı olan bir şey için sonuna kadar mücadele etmeli ve başvuruda bulunmalı dediniz. Doğru değil mi? Değil mi? Şimdi, kulüpler. Bütün kulüpler için söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü şimdi mesela geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açmış olduğu bir futbolla ilgili bir şey vardı. Görmüşsünüzdür belki bir müze açılışı vardı. Ta yıllar öncesine dayanan bir müze açılışının görüntülerinden itibaren başlamıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü de 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili başvuruda bulundu aslında baktığımız zaman. Dediniz ya demin siz işte kulüpler eğer hakkı varsa başvuruda bulunması gerekir. Haklarını sanana kadar savunması gerekir. Fakat kaç tane federasyon başkanı değişti. Hala Fenerbahçe Spor Kulübü'ne resmi anlamda bir cevap gelmedi. En son dün Sayın Büyükekşen'in bir açıklaması var. Konu gündemimizde değil diyor. Yani peki ne olacak bu konu? Ne zaman gündeme yani gelecek? Ve kulüpler niye cevap veriyor? Aygün Bey, eğer bu koltuklarda oturuluyorsa, yani Türkiye'de sporu yönetiyorsan, ondan sonra veya ne bileyim enerji piyasasını yönetiyorsan veya sermaye piyasasını yönetiyorsan, herhangi bir kurum için söylüyorum bunu, yani onun için örneklerle çeşitlendirdim. Sana bir başvuru geldiyse senin paydaşlarından birinden ve doğru, Fenerbahçe gibi önemli bir paydaşından doğru, ve önemli bir konuda bir şey ne derler bilgi talebi geldiyse, resmi yazı geldiyse senin buna yanıt vermen lazım. Doğru. Sen bunu muğlak bir şekilde havada bırakarak realiteden ve gerçeklerden kaçabileceğini düşünüyor musun gerçekten? Yani eğer böyle bir düşünce varsa bu çok şaşırtıcı ve Türk futbolu açısından üzücü. Bir buçuk yılda yapılan bu başvuruya yanıt verilmemesi, Fenerbahçe'nin bu başvurusuna cevap verilmemesi kabul edilemez. Fenerbahçe'nin de bu konuyu yanıt bekliyoruz hala, cevap bekliyoruz diye beklemesi de kabul edilemez. Yasal haklarını araması gerekiyor. Ne yapması gerekiyor mesela? Yasal haklarından kastınız nedir? Bakın, bakın burası bir kanunla kurulmuş. Kimi zaman kamu gücünü kullanan, ondan sonra kamu organı olarak da bazı durumlarda kabul edilip idare mahkemesine kendisine karşı dava da açılabilen bir kurum. Hı hı. Bu tür kurumlara başvuru yaptığınızda eğer talep ettiğiniz şeye ilişkin olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmediyse 60 gün içerisinde size geri dönüş sağlanmazsa yazılı olarak bu başvurunuzun zımnen yani üstü örtülü olarak reddedildiği anlamına gelir. Bunu böyle kabul etmeniz gerekir ve buna karşı yasal yollara gitmeniz gerekir. Fenerbahçe Spor Kulübü bunu yapmadı şu ana kadar, onu da söyleyelim. Bence konuyu zorlamıyorlar. Sizin dediğiniz yönü yapması lazım, başvuruda bulması lazım, hukuki yönü açması lazım. Anladım ne demek istediğimi. Zorlayacaksın. Zorlayacaksın. Eğer bir hakkın olduğunu düşünüyorsan ve bu konuya inanıyorsan o zaman zorlayacaksın. Zaten hukukçunun, avukatın bizim vazifemiz. Biz modern zaman gladyatörleriyiz. Müvekkilimizin haklı olan menfaatlerini savunmak için elimizden geldiğince bize verilen konuları zorlayarak, bunları savaşarak elde etmekle yükümlüyüz. Anlatabiliyor muyum? Anladım, çok iyi anladım, çok iyi anladım. Bekleyerek, bir buçuk yıl önceki başvurumuza hala cevap gelmedi diyerek süreç yönetilmez. Bu karşı taraftan gelen hatası var, doğru. Karşı taraftan gelen cevabı da yani bence kabul etmek lazım. Gündemimize değil ne demek? Senin işin
vazifen bu. Sen bunun için varsın. Belki de federasyonlar bu sorumluluğu almak istemiyor başkanlar. O da olabilir mi? Bir sonraki de top atmaya çalışıyorlar. Olmaz. Doğru, doğru. Sayın Özkurt, ekleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Başka söylemek istediğiniz, benim sormayı unuttuğum, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok Aygün Bey, inşallah Türk futbolunun potansiyelini yurt dışına çıktığımızda, dediğim gibi Rio de Janeiro'da o toplantıları yaparken dünyanın dört yanından avukat meslektaşlarımızla ve sporu yöneten, dünya futbolunu yöneten arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde hep görüyoruz, duyuyoruz. Bizim artık bunun gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Bakın 10 gün sonra, 15 gün sonra Dünya Kupası başlayacak. Biz neredeyiz? Neredeyiz? Hiçbir yerde değiliz aslında baktığımız zaman. Hiçbir yerdeyiz. Hiçbir yerde değiliz. Hiçbir yerde. Hiçbir yerde. Doğru, doğru. Yani bu üzücü. Ben orada pek çok ülkenin, milli takımlarının, işte o ülkelerden gelen arkadaşlarımızın milli takım heyecanına girdiklerini gördüm. Kendimizin girememiş olmasından dolayı inanın, bir buruk bir üzün, evet, üzün yani yaşadık. Doğru, doğru. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, attığımızda spor hukuku avukatı ve aynı zamanda kas hakimi Emin Özkurt vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipekli Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz de yavaş yavaş 10.56'yı gösteriyor. Hattımızda da Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı Süleyman Arat var. Dün de beraberdik sevgili Süleyman Arat'la. Evet. Bugünü de çünkü takımı çok yakından takip ediyorsun. Evet, dün akşama dönmek istiyorum. Uykusuz da kaldık ama evet. Uykusuz kaldığımıza değen bir geceydi. Sadece Fenerbahçe açısından değil, bütün takımlarımız açısından aldıkları puanlarla ülke sıralaması, evet, 12. sıraya çıktık. Ve takımlarımız Avrupa'da devam ediyor. Mart ayını görüyoruz. 4 takımla Mart ayını görüyoruz. Bu bence evet, büyük başarı. Neler söylersin? Çok büyük başarı gerçekten. Dün yaptığımız bütün totemler tuttu hep beraber. Evet, totem yaptık dün bayağı. Tuttu hepsi. Hepsi tuttu. Yani maşallah diyelim, hiç umuyorduk sezon başında. Yani dün de dediğim gibi Galatasaray ile Beşiktaş olmayınca işin içinde. Biz diyorduk ki bu sene yani katılan takımlarımız çabuk elenir diye bir öngörüde bulunmuştu herkes. Dolayısıyla bu bizi yanıltan ve çok mutlu eden bir süreç yaşandı. Hem Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde, diğer takımlarımız Konferans Ligi'nde yollarına devam ederek hepimizi gururlandırdılar. Ülke puanı açısından da hızla yukarıya doğru yükseliyoruz. İnşallah bu böyle devam eder. Mart ayından sonra da devam eder umuduyla. Temennilerde bulunuyoruz. Yani inşallah daha ileri noktaları görür takımlarımız. Ama şimdi baktığımız zaman Mart ayı, evet, Fenerbahçe'nin lider çıkması avantaj dedik ama Şampiyonlar Ligi gibi bir süreç, evet, bekliyor Fenerbahçe'yi. Çok zor. PSV, Roma, Manchester United, Monaco, işte, Nans, Ajax, evet, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen gibi. Evet, takımlar, ama o arada birbirleriyle oynayacak, elenecek bazıları. Tabii, bazıları elenecek tabii oradan ama gene de yani Şampiyonlar tabii, Ligi gibi hatır sayılır, tabii. Tabii. Buyurun. Hatır sayılır, önemli takımlar kalacak yukarıya. Dolayısıyla 9 Mart'ta belki de Fenerbahçe'nin karşısında bilemiyoruz. Büyük bir ihtimalle Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla dan biri çıkacak ki öyle gözüküyor. Yani bu takımlar diğerlerine eller. Belki bunların arasına hani böyle bir eşleşmede buradan kurtulan Rennes, belki oradan yani ne bileyim bir Salzburg eşleşmesiyle acaba onu devirip yukarıya gelir mi? Bir şans kurasıyla belki Rennes yoluna devam edebilir ama onun haricinde diğer Avrupa Ligi takımlarının hiçbirinin yukarıya çıkacağına inanmıyorum yani ben şahsen. Bu saydığımız takımlardan biri, Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlardan 8 tanesi. Yukarıda bekleyen 8 takım yani Fenerbahçe ve diğer 8 takımın arasına katılıp 16'yı oluşturacaklar ve 9 Mart'ta bunlar çekilen kura ile eşleşip düello maçlarına başlayacaklar. İnşallah şans Türk takımlarının yanında olur. İnşallah. Bütün kurallarda da maçlarda da. Bugün baktığım zaman bazı gazetelerde bazı köşe yazarları özellikle şunu yazmışlar. Mesela aslında birincilik geçen hafta Rennes maçında geldi diye. Hakikaten 3-0'dan maçı 3-3'e getirmek bütün Rennes'in de dengesini bayağı bozmuş vaziyetteydi. Dün akşam ben Rennes maçına da ara baktım. Hakikaten o istekte Fenerbahçe maçtaki Rennes'i göremedim. Evet. Aslında geçen hafta o maç Fenerbahçe'nin biraz
biraz daha birinci olacağının göstergesi gibiydi. Neler söylersin bu anlamda? Valla ben pek aynı fikirde değilim. Rendi yani büyük hatalar yaptı Fenerbahçe ile. Evet, 3-0 öne geçmişken, skoru yakalamışken koruma yoluna gitti. Fenerbahçe'nin karşısında normalde oyuna devam edip farkı daha arttırması daha akıllıca bir yöntemdi Ren için. Ama hata yaptılar Fenerbahçe'yi. Bir nevi küçümsediler ve cezasını, faturasını ağır ödediler. Ama onun moral bozukluğu muhakkak ki bir miktar kalmıştır Ren takımın üzerinde. Ama Lille'de de bir önemli maç oynayacaklar ligde, ondan sonra Fransa liginde. Biraz da ona hazırlanıyorlar. Onların da önünde lige daha fazla önem verdikleri gibi bir manzara var. Dolayısıyla kendilerini yukarıya çıkmayı garanti görmenin getirdiği rehavet var. Tüm bunlar birbirine eklenince yani Fenerbahçe bence dün dezavantajlı başladı maça. Eminim Jesus da öyle düşünüyordu, futbolcular da. Herkes Larnaka'ya çok fazla gol atacağını düşünüyordu Ren'in, ama olmadı işte, futbolun şeyi bu. Herkes neler konuşuldu biliyorsunuz değil mi? Şimdi Larnaka yumuşak oynar Ren'e karşı. En az 4-5 yer falan filan. 4-5 yer. Böyle bir şeyler yok futbolun içinde. Bakın bunları düşünen insanlar binlerce kez yanılmışlardır. Futbolcu, futbolun içinde olan insanlar böyle şeyler yapmaz. Çünkü herkes kendisi için oynuyor. O Larnaka'daki oyuncu gol atacak, başarılı bir sonuç alacak, bir üst tura çıkacak, o CV'sine, kariyerine eklenecek ve fiyatı artacak. Çoluğuna çocuğuna ekmek getiriyordu onlar da. Dolayısıyla kimse böyle bir şeyi rakip, o gitmesin de bu gitsin, biraz yumuşak oynayayım da üç yiyelim de öyle bir şey, yani hiç kimse tevessül etmez. Bakın bunu düşünenler dün tekrar yanıldılar. Bir kez daha yanıldılar. Futbolun içinde böyle insanlar gerçekten çok yok denecek kadar azdır. Ben hiç rastlamadım. Tabii rastlamış olanlar vardır. Geçmiş zamanlarda olabilir ama artık futbol o kadar endüstriyel bir noktaya geldik. İşin için o kadar önemli rakamlar dönüyor ki o rakamları kimse karşıya telaffuz edemez. Aklından dahi geçiremez. Herkes çıkıp sahada elinden geleni yapıyor. Ha yener, yenilir. Ha hata yapar. İnanılmaz bariz hatalar yapabilir. Şaşkınlıkla izleyeceksin. Bu golde yenir mi diyeceksin veya bu golde kaçar mı diyeceksin şeyler olabilir ama bunların altında yani bir şeyler aramak abes, onu demek istiyorum. Evet, demin de söylemiştik, ilk maçı 9 Mart'ta 5.4 milyon euro gibi bir parayı Fenerbahçe kasaya koydu. Evet, neler söylesin bunlarla ilgili? Vallahi harika, çünkü yani en az 3 oyuncusunu bedavaya getirdi anlamı çıkıyor buradan. Bu sürece gelene kadar da kazandıklarını ekleyince yani bu iş artık ekonomik anlamda da destekliyor kulüpleri, yani başarı ekonomik anlamda da. Tabii bunu Şampiyonlar Ligi çok daha üst noktada getiren bir nokta ama seviye, ama burayı da küçümsemiyoruz artık, görüyorsunuz bu devler ligi haline dönüşüyor burası da UEFA'nın akıllı bir stratejisiyle. Buraya da renk geldi. Artık eskiden birçok kulüp burayı Angarya gibi görüyordu. Ama buraya da renk geldi. Ben belki bizim federasyonumuzda böyle şeyler, güzellikler, yenilikler getirerek belki bizim Türkiye Kupası'nı da böyle enerjik hale getirebilirler. Çünkü zamanda biliyorsunuz Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım yeterlerle çıkacağız. Hiçbir getirisi yok. Aslara hiçbir getirisi yok demişti. Doğru söylüyorsun. Demişti. Belki önümüzdeki yıllarda Türk Futbol Federasyonu da buraya bir yeni bir çehre katabilir. Orada bir yani heyecan getirebilir lige. Doğru söylüyorsun aslında sevgili Süleyman. Hatta şunu söylemişti. Yani bu kupadan biz para kazanamıyoruz. Üstüne üstlük bir de tabii maç başları paralar falan filan veriyor ya futbolculara. Üstüne üstlük mali anlamda da bize bir külfet oluşturuyor. Cümlelerini abi, kullanmıştı Sayın Aziz Yıldırım. Seyahati var, primleri var, otel masrafları var. Var yani, saymakla bitmez. Ama getirisi çok az. Sadece Avrupa'ya çıkış, direkt çıkış noktası olmaktan başka hiçbir esprisi kalmamış durumda. Finansal anlamda da kulüplere destek olması gerekiyor bu anlamda. Tabii ki çok küçük dokunuşlarla güzel hale getirilebilir. Bu örnek olabilir yani bizim federasyonumuza da. Evet, dün kadroyu sayarken Arda ismini de konuşmuştuk seninle. Arda Güler ismini de konuşmuştuk ve muhteşem bir siftah yaptı. Bir gol, bir asist yaptı. Neler söylersin Arda ile ilgili? Valla ben aslında dün açık söyleyeyim oynatacağını ummuyordum Jesus'un Arda Güler'i. Ama yani bir sürprizle böyle kritik bir maçta, tur getiren, gerektiren bir maçta onu böyle sıkışık ve sert geçmesi ihtimali yüksek olan bir maçta sahaya koyup risk etmeyeceğini tahmin ediyordum. Ama yanılttı bizi her zaman olduğu gibi. Formayı verdi 17 yaşında Arda Güler'e. O da gerçekten bir restel yaptı adeta. 23. dakikada o attığı yani kaleciden böyle üzüm salkımı gibi havaya sıçradılar. Biliyorsunuz futbol fotoğrafçılığında bir tabirdir bu. O Popov Valencia'yı durdurmak için havalandı. O sırada Valencia ile çarpıştığı anda kalecileri de
atladı topa. Bu üçlü bir üzüm salkımı gibi bir havada bir oluşum oldu. O sırada kaleci yumrukladı topu ve o top ceza sahasının dışında, Buşman'ın yumrukladığı top ceza sahasının dışında Arda'nın önüne geldi. Ama Arda'nın kaleye hafif böyle yan dönüktü. Kalecinin yerde olduğunu gördüğü an özgüveni o kadar yüksek ki hemen kepçeyle böyle kepçeledi topu içeriye doğru sol ayağıyla ve inanılmaz güzel bir gol attı. Yani bu golü yani herkes atabilir ama 17 yaşında bu kadar özgüven, bu kadar kendini bu kadar rahat değil mi? Hissetmek, evet, orada kaleye görmek etmek, yani normal başka bir oyuncunun elleri ayakları birbirine dolanır, topu sorumluluk almaz, hemen yanındakine verir mesela, ama o her zaman bu şeylerde, pozisyonlarda sorumluluk alıyor. Frikikler atmak istediğini hatırlayın, penaltı olmuştu, Serdar Dursun'dan penaltı atmak için abi ben atabilir miyim demişti hatırlıyorsanız. Yani dolayısıyla bir cesur yürek yani aynı zamanda bu çocuk ve sorumluluk alıyor, sorumluluktan kaçmıyor. Dün de en güzel örneğini gösterdi. Korneri de bence çok güzeldi. En az gol kadar. Kornerde tabii Arroyo'nun kafasına altı pasın içinde, o kadar kalabalığın içinde adrese teslim bir korner atışı kullandı ve iki golde de bence çok önemli etkisi vardı. Takımın ateşleyicisi ve turu getiren işaret fişeğinin ateşleyicisi oldu. Doğru. 17 yaşında bir çocuğun yaklaşık 100 küsür milyon euroluk bir Dinamo Kiev deplasmanında bir gol, bir asist yapması bence de çok önemli. Şimdi Süleyman, bizim dinleyicilerimiz çok iyi takip ederler. Çok sıkı takip ederler. İki tane mesaj geldi seninle ilgili. Okumak istiyorum. Dinliyor musun beni? Dinliyorum tabii ki. Bak şimdi, bunlar eleştiriler. Bana da çok yapılıyor. Sayne 1926 demiş ki, Süleyman Arat dün sınıfta kaldı. Ren lider çıkar dedi, olmadı. 11 verdi, evet. Arda yok dedi demiş. Doğru baştan söyledim onu, çok haklı. Gene devam ediyorum. Diyor ki kendisi diyor Ren 4-5 atar Larnaka'ya dedi diyor. Dünkü yayında. Evet. Bunlar evet doğru söylüyor. Bak, ne kadar sıkı takipçiler var görüyorsun değil mi? Çok doğru söylüyor çünkü bunlar öngörüdür yani. Aynen, bunlar, doğru. Zaten bunları bilsek, böyle maçın dün akşam 2-0 Fenerbahçe'nin kazanacağını bilsek yani kahin oluruz. Aynen. Ama benim maç öncesi öngörüm Larnaka daha zayıf bir takım. Ren aynen. Kendi evinde böyle bir yakaladığı fırsatı değerlendirir diye düşünmüştüm. Fenerbahçe'de 1-0 2-0 maçı alsa bile oradan gelecek 2-0'lık skorla. Turu geçen tarafın yani lider olarak yukarıya çıkan tarafın Ren olacağını tahmin etmiştim. Yanıldım. Arda konusunda biraz önce söyledim. Böyle bir kritik ve sert geçmesi muhtemel olan maçta ben Arda'yı ikinci yarı hamle oyuncusu olarak sahaya sürme ihtimalini olduğunu düşünüyordum. Ama tabii ki Jesus herkesi yanıltıyor. Tim futbolcular bile kendi aralarında espri yapıyorlar. İşte İsmail Can Kahveci geçen haftaki basın toplantısında biliyorsun. Ren maçının basın toplantısında buna dair soru sordu. Yani onlar da bilmiyor. Herkesi şaşırtıyor. Hiçbir gazeteci ilk 11'i doğru bilemiyor. Yani ben Arda'yı yazabilirdim ama Arda oynamasaydı o zaman bana aynı arkadaş helal olsun bak bildin demeyecekti. Çünkü her hafta rotasyonda 6-7 oyuncuyu kenara alıyor. 6-7 oyuncuyu sahaya, bakın önümüzde şimdi Sivas maçı var. Orada da kadroyu bilemeyeceğiz mesela. Eminim doğru, bundan. Doğru. Yanılacağız yani. Acaba doğru. Ben kafamda 11'i oynatacağım kendimce. Şey yapıyorum. Bak adam başka düşünmüş. Büyük bir ihtimalle herkesi yanıltıyor yani. Doğru. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devamı yattığımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı Süleyman Atla. Sayın Arat, bir sorumuz daha geldi. Duyuyor musunuz beni? Tabii duyuyorum. Hayırlı cumalar abim demiş. Kim bu sarı? Süleyman abiye sorar mısın? Türk hakemlerini çok konuşuyoruz. Çözüm yok. Dün akşam Kiev maçındaki hakemi kısa da olsa yorumlarsa sevinirim demiş. Dün akşamki hakemi nasıl buldun performans anlamında? Vallahi ben çok beğendim. 3 yıldız verdim zaten kendi gazetemdeki yıldız tablomda. Dolayısıyla bir hata yaptığını görmedim. Yani ufak tefek tabii ki hatalar olabiliyor. Bizler de yapıyoruz. Nitekim sevgili dinleyicinin de söylediği gibi yorumlarımıza bazen böyle olabilir, hatalar tabii, yapabiliyoruz. Tabii. Yani işte Türkiye'de bütün futbol konusuna hayatını veren ve teknik adamlık yapan ünlü yorumcular dahi işte Crespo'nun futbolcu olmadığını, on par etmediğini, teknik gönderilmesi gerektiğini, Fenerbahçe'nin ayarı topçu olmadığını söylemişti. Şimdi onlar da özür diliyorlar. Bu işin fıtratında var yanılgı, her zaman var. Ha 7 gün maçı izlersiniz, şu antrenmanı izlersiniz, her antrenmanı baştan sona izlersiniz. O zaman yanılgı payınız minimuma inebilir ama 2 haftada bir açılan 15-20 dakikalık antrenmanlarla birebir
tahmin yapmak çok tabii ki takdir edersiniz ki zor. Yine de böyle dinleyip yorum yapan, kritize eden tüm herkese çok çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp bizleri dinledikleri için ayrıca da ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine. Sağ olsunlar. Evet, tabii sorular da gelmeye devam ediyor. Onları da söyleyeyim. Tabii benim de sorularım olacak. Ramazan Kalan demiş ki hayırlı cumalar abi. Fenerbahçe namorup lider olarak gruptan çıktı. Fenerbahçe'nin evet. Oyunu nasıl buldun? Sivas Spor geçer mi 3 puanla yorumlarsa sevinirim demiş. 3 puan alır mı? Evet. Yorumlarsan maçı, Sivas maçını yorumlarsan sevinirim demiş Ramazan Kalan. Şimdi iki yorgun ve iki coşkulu takımın karşılaşması olacak adeta. Hı-hı. Geçmiş yıllardan gelen böyle bir şampiyonluk yitirilme maçı. Rıza Hoca'nın, sevgili Süleyman Arat, Rıza Hoca'nın her Fenerbahçe maçı öncesi ilginç açıklamaları oluyor. Sadece tek rakibi Fenerbahçe'ymiş gibi açıklamalar yapıyor. Yani ne söylüyor? Evet. Bir de onu, o konuda değinirsen çok sevinirim. Buyurun, top sizde. Valla belki iz düşümleri olabilir bazı söylemlerin. Bir, hani zamanda açılan bir pankart vardı belki onun belki. Bıraktığı üzüntü izi olabilir. Bilemiyorum tabii kendi bildiği şeydir ama Fenerbahçe normalde her teknik adamın en önemli rakiplerinden biridir. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ile oynarken bütün Anadolu takımlarının teknik adamları bir ayrı oynatıyor takımını. Çok normal kendini gösterme maçı hem futbolcular için hem teknik adam için. Orada anlayışla karşılamak lazım aslında. Belki kendi camiası olduğu için, oradan geldiği için, oranın atom karıncası olduğu için Beşiktaş'a karşı böyle daha yumuşak açıklamalar yapıyor olabilir. O da normal. Şimdi Volkan Demirel Fenerbahçe maçında ağır ve sert açıklamalar yapar mı? Yapmaz. Aynı durum Aykut Hoca yapar mıydı mesela? Yapmaz. Çok normal. Bunları doğal karşılamamız lazım. Yani futbolun içinde olan şeyler. Hatta eski futbolcu gol attığında sevinmiyor. Eski teknik adamı, oradan yetişen, o camiadan yetişen ve teknik adamlık yapan eski oyuncuları gol veya galibiyetle biten 90 dakikanın sonunda sevinmiyor. Bunları anlayışla karşılamak lazım. O yıllarca emek verdiği ve sevgi halinde yaşadığı taraftarlara ve yöneticilere bir vefa borcu var. Onun tezahürüdür bu. Normal karşılamak lazım. Ben Rıza Hoca'nın da Fener maçına ekstra motive olmasını çok anlayışla karşılıyorum. Çok da normal. Evet, dün Jesus'un açıklamalarına baktığımız zaman Arda henüz 17 yaşında, çok yetenekli evet. bir oyuncu ama fiziksel anlamda hala gelişmesi gerekiyor. Fiziksel anlamda biraz kırılgan ama gelişecek zamanı var. Taktiksel anlamda da öğrenecek şeyler var. Onun üzerine evet. çok fazla baskı yüklemememiz gerekiyor. Henüz evet. olmadığı şeyleri ondan beklemememiz gerekiyor. Zamanla çok fayda gelişecek ve çok önemli bir oyuncu olacak dedi. Evet. Neler söylersin bununla ilgili Jesus'un açıklamaları üzerinden? Sevgili Aygün, bunların hepsini senin programında ben en az 15 defa söylemişimdir. Hı hı hı. Benim söylediklerimin hepsini aynen bir değişik sistem dahilinde aynı şeyleri söylemiş aşağı yukarı. Temin ki soran arkadaşımıza bir ilave yapmayı unuttum. Yani Sivas maçı tabii çok ayrı bir maç. Lige dönülüyor. İki takım da Avrupa'dan başarıyla dönüyor ve iki takım da ligde biri şampiyonluğa, biri de iyi bir noktada ligi bitirmeye hedefliyor. Bu maçın gidişatı çok çok farklı olacaktır. Yani 3 ihtimalli maç olarak görüyorum ben ama tabii %60 Fenerbahçe kazanır diye tahmin yapıyorum kendimce. Şimdi Arda konusuna gelecek olursak, Arda ben Jesus'un okulunda okuyan bir öğrenci gibi görüyorum Arda'yı. Hı-hı. Ve üzerine koya koya ilerliyor. Dün gördüğüm Arda çok güçlenmişti daha önceki maçlarına göre. Eminim dikkatli izleyen seyirciler de aynı şeyi düşünmüşlerdir. Benimle aynı fikirdelerdir. Bir farklıydı dün akşam. Daha kuvvetliydi. Daha özgüveni yerindeydi. Gözlerin içi gülüyordu. Yani daha farklı bir Arda'yı gördüm. Bu hep dedim, hatırlarsanız sevgili dinleyiciler, hatırlıyordur sürekli takip eden sevgili dinleyiciler. Ben dedim ki Dünya Kupası arasından sonra çok farklı bir Arda karşımıza çıkacak. O zamana kadar idman yiyecek, farklı antrenmanlar yaptırılıyor, eksikleri üzerine çalıştırıyor onu Jesus diye söylemiştim. Nitekim onların ilk işaretleri geliyor. Daha benim o söylediğim zamana en az 1,5 ay, 2 ay var. Dolayısıyla 2 ay sonra Arda çok daha da iyi olacak ve ikinci yarı özellikle Fenerbahçe'nin değişmesi olacak, milli takımın değişmesi olacak diye tahmin ediyorum. İnşallah yanılmam. Hem Türk futbolu adına hem de onu seven bütün diğer takımların taraftarları Arda'yı sevdiğini biliyorum. Her gittiğimiz, çünkü Fenerbahçe'nin peşinde bütün Anadolu'yu gezmiş bir gazeteci olarak görüyorum ki her gittiği kentte en çok sevgiyi Arda görüyor. Taraflı tarafsız herkes, ya işte Beşiktaş stadına gidiyor, Vodafone Arena'da Arda'yı destekliyorlar. Galatasaray stadına gidiyor, Arda'ya alkış oluyor. Bir top, hiçbir yerde olumsuz bir şey, en ufak bir şey görmedim. Herkes seviyor, herkesin evladı gibi. Dolayısıyla başarılı olmasını herkes istiyor. Çünkü bir örnek teşkil edecek onun ardından. 16-17 yaşında gençlere önem verilecek, takımlarda yer bulmaya başlayacak. Altyapılar daha değerleniyor. Bu tür örneklerin çoğalması herkesin, her takımın işine gelecek ve yararlı olacak Türk futboluna.
Aslında senin söylediğin cümleye Özgür Güven de demin söylediğin şu cümleye bir Özgür Güven de katkı yapıyor. Fenerbahçe sadece maçı değil oyunu ve oyuncuyu da geliştirerek kazanıyor. Yani Arda Güler üzerinden senin söylemiş olduğun cümleye de Özgür Güven de bu mesaj atmış. Tabii sadece Arda değil, Jesus'un tedris sahasından geçen İsmail var. Yani çok çok başarılı oynuyor Ferdi. Geçen seneye oranla çok daha böyle gelişmiş durumda, özgüveninde fazla, çok rahat oynuyor. Yani bütün takıma dokunuyor İrfan Can, eski İrfan Can Allah'ını seversen. Yusakatlık yaşamasaydı eminim Mert Hakan Yandaş da çok farklı noktada olacaktı. Eminim o da bunu görüp hırslanıyordur. Dünya Kupası'ndan sonra o da takıma katılacak. O da çok farklı bir çizgiye geleceğini, kısa sürede erişeceğine inanıyorum. İrfan Can Kahveci de Mert Hakan Yandaş da milli takım düzeyinde çok çok değerli oyuncular tabii ki. Dün tabii biliyorsun İzmir'de ve Buca'da, özellikle Buca'da deprem oldu. Fatih Dilek de dün maçı izleyemedim diyor. Sonra deprem oldu, çok korktum diyor, kalktım diyor. Evet. Şunu soruyor Fatih Dilek, tekrar İzmir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Geçmiş olsun, inşallah bir daha yaşanmaz. İnşallah. Fatih Dilek diyor ki Kim Min-jin yeri tam anlamıyla dolmadı diyor. Bir dolmaz. transfer yapılır mı oraya diyor. Dolmaz ki, yani Fenerbahçe kaç yılda kim ayarında bir oyuncu buldu? Yani bir öyle bakmak lazım. Ya Beşiktaş kaç yıldır arıyor o noktaya, orayı düzeltmek için? Galatasaray kaç yıldır orayı düzeltmek için kaç transfer yaptı? Yani demek ki o tarz oyuncular, böyle defansı toparlayan çok kaliteli, çok değerli oyuncular kolay bulunmuyor. Orayı kimi yıllar geçse de Fenerbahçe taraftarı ve Türk futbol severleri unutmayacak çünkü. Çok farklı bir oyuncuydu. İşte onu benzerleriyle, muadilleriyle kapatmaya çalışıyorlar. Ama tabii alttan yetişenlerin içinde belki çok kaliteli, çok yetenekli bir oyuncu çıkacaktır. Belki onu aratmayacak, çizgiye varacaktır. Ama şu an zor gözüküyor. Kim gerçekten çok üstün kalitede bir oyuncuydu. Yeri kapanmaz. Yani kimi alsa devre arasında oradaki eksiği gideremeyecektir. Ben bir önceki konuşmamda da söyledim ki, bakın burada da altını çizerek söylüyorum, bunda da yanılgı olabilir yarın öbür gün. Yani ben buraya yedek oyuncu transferi yapılma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Çünkü burada Perez'e döndükten sonra Gustavo Henrique var, Serdar Aziz var, Perez var, Salahi var. Çok büyük transfer yapılıp buraya önemli bir oyuncu alınacağına ihtimal vermiyorum açıkçası, ama tabii ki ne düşünülüyor, hedefler ne, eksiklik görülüyor mu ciddi anlamda, bunu en iyi Jesus biliyordur ve kararı o verecektir. Benim düşüncem buraya bir yedekleme yapılacak şeklinde. Yedekleme anlamında tabii, yerli anlamında bir yedekleme yapılacak. Yerli anlamında yedek bekleyecek, sorun çıkartmayacak, gelişmeye açık bir genç oyuncu alınacağını tahmin ediyorum. Tabii maç için totemler yapanlar da var. Demiş ki Adem Muhçu, günaydın abi, dün akşam totem yaptım, Rennes maçını izledim demiş. Fenerbahçe'nin maçını özetlerden izledim demiş. Harika. Ya ben bu totemi o kadar çok insanda gördüm ki, hatırlarsanız Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bunları hep öyle yapardı. Ellerini bağlardı rakip takım atak yaparken. Açmaz yani 15 dakika 20 dakika ellerini Süleyman, açmadığını bilirim. Yer sevgili, çok değiştirdi statta. Yer değiştirdi. Şimdi bakın Sayın Ali Koç da aynısını yapıyor. O da totem yapıyor. Totemleri çok meşhur. Hatta şöyle bir şey geldi kulağıma. Bundan 2 sene önce koltuğu değiştirilmiş. Yani oraya bir tadilat girmiş. Koltuğu değiştirilmiş. Maça gelince bakıyor ki koltuk yok. Eski koltuğu yok. Nerede bu diyor. İşte değiştirdik efendim, yeniledik diye söylüyorlar. Lütfen bir dahaki maça eskisini gelip takın diyor buraya. Evet, totem yani çok fazla bir insanlar ya. Çok hepimiz yapıyoruz, biz yapmıyor muyuz yani? Bu sanki böyle bir insanların içinde böyle bir enerji vardır. Yani ben böyle yaparsam geçen hafta kazanmıştık, yine olur aynısı gibilerinde. Hepimiz yaparız bunu. Kim yapmıyorum diyorsa yalan söylüyor. Engin Öztop demiş ki Ferdi solda daha iyi oynuyor. Süleyman abi ne der demiş. Ferdi bence Kadol. De. Tabii bence de, ben de aynı fikirdeyim. Solda hem geride hem önde çok daha verimli ve iyi oynuyor. Ama sağda da aratmıyor yani açıkçası. Sağda da aratmıyor. Mesela dün akşam ben Osayi'yi beğenmedim o kadar. İstanbulspor maçında da beğenmemiştim. Osayi'de düşüş var ya. Top kayıp. Düşüş var. Normal her oyuncuda olur. Altay'da da vardı. Bakın dün Altay belki dikkatlerden kaçmıştır ama maçın gerçekten çok gizli kahramanıydı. Yani ben onu söyledim. Kader anında
kaptan dur dedi diye bir kutu yaptım. Altay 50. dakikada Van Aert'ın ayaklarına yatarak %100 golü aldı biliyorsunuz. Penaltı da yapabilirdi. Tabii çok temkinli çıktı ve aldı topu ve orada %100 golü kurtardı. Hemen 2 dakika sonra 52'de bu sefer yine Van Aert karşı karşıya böyle kaydı sağdan, hatırlar mısınız? Böyle sağdan kaldı. Tam çapraza girip oradan kaleye vuracakken o açıyı öyle bir kapattı ki vuramadı. Van Aert topla beraber dışarı çıktı yani. Orada Altay'ın o etkili hareketiydi. Dolayısıyla kaptan ipten aldı falan. Başıya. O gollerden biri olsa kırılma anı olur ve ondan sonra takım bir anda titremeye başlar ve zor anlar başlardı. Buna izin vermedi kaptan Altay. Yani o da işte böyle forusuz yılında bile kaç tane maça dokunduğunu hep beraber görüyoruz. Yani en kötü yılı diyelim. Burada bile ne kadar yararlı ve iyi bir kaleci olduğunu gözüküyor. Zaman zaman gösterir tabii ki. Seyit Ömer Özen diyor ki Buruma, Lemos, Mert Hakan nerede bunlar diyor. Bu oyuncular nerede? Buruma sakattı. Federasyon listeye yazılmadı zaten. İkinci yarıda yeni liste verilecek. Belki orada olabilir form durumuna göre. Mert Hakan da aynı şekilde sakat zaten. Mert Hakan sakat olduğu için ciddi bir sakatlık yaşadı ve Dünya Kupası'ndan sonra ancak dönebilecek takıma. Onu da baştan az önce söylemişti. Bu futbolun içinde bunlar var. Sakatlıklar, hastalıklar, formsuzluklar, hepsi bunların içinde var olan şey. Hep aynı çizgide gidilebilse her aldığın oyuncu sana %100 yarar verir. Hiç yanılmazsın ama işte öyle olmuyor. Bir dünyanın parasını veriyorsun, alıyorsun. Hiç istediğin verimi alamıyorsun. Bunlar yaşanan şeyler, her zaman olan, her zaman da olacak şeyler. Tabii şunu da söylememiz lazım. Ülke puanlarını alıyoruz ama bunlar bir önümüzdeki sene etkilemiyor arkadaşlar. Mevlüt Yavuz yazmış evet. Da daha sonraki yılları etkileyecekler. Biz önümüzdeki sene şampiyonumuz 4 en eleme oynayacak. 3 evet. Artı 1, 4 ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak, onu belirtelim. Bu ülke puanları evet. Daha sonraki yıllar için önemli. Ama tabii evet. Ondan kumbara gibi biriktiriyorsun, sonradan kullanacaksın. Zamanı geldi mi kırılacak kumbara ve sana değer katıracak. Dolayısıyla şu an altın değerinde alınan her puan. Doğru. Nihat Çetin, günaydın Aygün Bey. Ne güzel Fenerbahçe yenmiş sevgili Arda. Kalpleri bir kez daha fethetmiş. Mutlu ve huzurlu bir şekilde uyudum derken büyük bir gürültüyle uyandım. Deprem merkez üstü benim eve çok yakınmış. İyi yayınlar dilerim demiş. Nihat Çetin'e tekrar geçmiş olsun. Tekrar İzmir'e. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi. Biz iletelim. Hatırlıyorsan 2 hafta önce yayında söylemiştim. İzmir'e gidiyoruz. Evet, bir açılış var diye. O gün zaten depremin yıl dönümüydü. Biz şey yaptık yani, kendi içimizde öyle duamızı ettik depremde hayatını kaybedenlere. O şey, üzüntüyü içimizde, yüreğimizde hissettik. İşte bugün tekrar olması insanı üzüyor tabii. İnşallah çok önemli hasarlar vermez. Bir yenisi gelmez arkasından. İnşallah bunlar sonra olur. Hiçbir kentimizde, dünyanın hiçbir yerinde böyle ağır depremler yaşanmaz inşallah. Pedro'da Müjdat Ocak diyor ki Pedro'da biraz gelişme var sanki. Ne dersin? Biraz daha bir... Evet. Dün söylemiştim. Dikkat edinler söylemiştir. Zaten, evet. Dün İstanbul Spor maçında ben ilk yarıda çok beğenmiştim Pedro'yu. Bastı, koştu, mücadele etti. Topların tamamını doğru kullandı. Yavaş yavaş kendine geliyor. Dün akşam da beğendim. Ben tahminimde maça Batshuayi ile değil de Pedro ile başlayacağını tahmin ediyorum. Batshuayi'de biraz bir düşme vardı dün. Evet. Pek beğenmedim Batshuayi'yi. Evet, evet. Ben fikirdeyim. Pedro ile başlasaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama tabii biz dediğim gibi antrenmanları izleyemiyoruz. Sadece 10 dakika, 15 dakika antrenmanlarla bir karar vermek, bir fikir belirtmek çok doğruyu vermez bizlere. Dolayısıyla da hocanın verdiği kararlara saygı duymak zorundayız. Sağda görmek zorundayız doğruyu, yanlışı. Ama Batshuayi dün akşam gerçekten beklenen performansın çok altındaydı. Pedro ise oyuna girdikten sonra yine olumlu işler yaptı. Yani çıkışını sürdürüyor İstanbul Spor'un da maçında. Yukarıya ivme başladı diye söylemiştim ben. Bunu sürdürdüğünü açık ve net olarak görüyorum. Sivas maçında Pedro'yu sahada göreceğimize inanıyorum ama tabii Jesus bu. Herkesi yanıltabilir. Ben de sanki Ener Valencia Pedro olabilir gibime geliyor. Batshuayi gene kesebilir gibime geliyor Sivas maçında. Bence öyle olabilir, bir görüntü var. Olabilir. Sonradan oyuna geldi. İlk 11'de girebilir. Arda mesela evet, kulübede oturur. Olabilir. Tabii ki olabilir. Şimdi normalde her gazeteci kendi tahmininde Arda'yı ilk 11'e koyar bu kadar coşkulu bir maçın ardından. Bu kadar başarılı. Üstelik tam 90 dakika oynamamış. Çok da böyle ezilip yorulma yaşamamış bir oyuncuyu Sivas maçına ben banko ilk 11'e koyarım ama Jesus bu.
bir bakarsınız 90 dakika forma şansı vermeyebilir ona. Tabii şimdi bütün Fenerbahçelerin tek bir isteği, dileği var. Son sorumda olsun. Jesus'un sözleşmesinin uzatılması. Tabii hoca bu anlamda Mayıs'a kadar benim sözleşmem falan filan yolu kapattı ama herkes Jesus'un uzun yıllar Türkiye'de kalmasını istiyor. Ne dersin bununla ilgili? Valla başarıyla doğru orantılı her şey. Yani Fenerbahçe'de sevildiğini o da hissediyor. Yani aptal olması lazım bir insanın bunu hissetmemesi için. Bütün tribün Jesus diye iniyor. Özel tezahürat bile üretildi. Yere attığı sakız bile alınıp açık arttırmayla satıldı. Her yerde işte çeşitli insanlar Jesus baba diyen var, Jesus dede diyen var, dedem diyen var, o adam benim babam diyen var. Böyle nickler görüyoruz sosyal medyada. Yani çok acayip derecede yüksek şeyle seviliyor. Dolayısıyla da bu o sevgiyi hissediyor kendisi. Tabii bir şampiyonluk gelirse, bir Avrupa'da üst noktalara da tırmanma, bir tur daha geçme, belki iki tur daha geçme ile taşlanırsa bu başarısı, o zaman durum farklılaşabilir. Önümüzdeki yıl daha bir güçlü kadroyla daha üst noktalara, daha büyük başarılara imza atmak için kalmak isteyebilir ama biraz çılgın yanı olduğunu biliyoruz Jesus'un. Tam tersi bir karar alıp başka yere de gidebilir. Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya'nın hocasını bırakacağını duyuyoruz. Oraya cazip bir teklif gelebilir, ona evet diyebilir. Her şey olabilir yani. Doğru. Zaman gösterecek her şeyin ilacı. O da tedbirli davranıyor. Yani bir söz verir gibi bir durumun içine girmeden önüne bakarak, yaşayarak her şeyi karar vermek istiyor. Zaten bu kapıyı aralık bırakması ve yarı kapalı bir şekilde aralık bırakması ona zaman kazandırıyor. Bu saydığımız tüm konularda karar alması için önüne geniş bir zaman dilimi koyuyor. Ekleyeceğim başka bir şey var mı sevgili Süleyman? Benim sormayı unuttum. Senin söylemek istediğin dün maçtan senin belki farklı gördüğün bir şey var mı? Herhangi bir şey var mı? Valla harika bir Avrupa gecesi yaşadık. Çok mutluluk vericiydi. Böyle tebessümle uyuduk açıkçası. Şimdi yarın yeniden bir farklı bir hayat başlıyor. Ligimiz başlıyor. Ligimizde Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Onun ardından pazartesi günü Fenerbahçe-Sivas maçı var. Çok orada özlemle beklenen ve keyifle izlenen maçlardan biridir her zaman. Ligimiz de çok heyecanlı ve keyifli gidiyor. Dolayısıyla biri biter, biri başlar derken heyecanımız hiç bitmiyor. Hiç de bitmesin inşallah. Bizleri bu enerji ayakta tutuyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Keyifli hafta sonları diliyorum. Yarın da Fenerbahçe'nin divan kurulu var biliyorsunuz. Evet. Sevgili Aygüncü, seni de bekliyoruz oraya. Ben yalnız dün dilekçemi verdim. Dilekçemi verdim Yüksek Divan Kurulu'na ama yarınki toplantıya değil, bir sonraki toplantıya da tam anlamıyla. Benimki ayın 12'sindeymiş çünkü. Ben plaketin alacaksın diye onun zihnini aldılar. Plaketten söyleyeyim sana. Sevgili Süleyman, 40 yıla veriyorlarmış. Eskiden 25 üstüydü. Şimdi sadece kimlik veriyorlar. Önümüzdeki hafta kimliğimi alacağım inşallah. İnşallah. Peki, çok teşekkürler. Yarın zaten divan. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani sevgiler, dinleyen herkese sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Evet, hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabir yazarı Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Demin tabii yayın başında da söylemiştim. Hakikaten yani bu gruptan çıkması gereken bir takım Trabzonspor. Monaco'yu 4 atıyorsun. French Faroç lideri evinde yeniyorsun. Yani deplasmanda kazansan, deplasmanda puanlar alsan şu anda çok daha farklı şeyler konuşurduk. Şu an hattımızda da voleyden Haluk Ayyıldız var. Sevgili Haluk, yayınımıza hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Haluk, katılıyor musun? Yani aslında bir kısım Trabzon yazarı, mesela dün bağlantı yaptığım Aksal abi mesela konferans liginde devam etmek daha iyi olabilir dedi. Sen katılıyor musun? Yani çünkü hakikaten Monaco'yu yendin. 4 attın evinde. Lider French Faroç'u yendin evinde. Hem de yani fark bile atabilirdin. Dünkü maçta hakikaten çok iyi bir Trabzonspor vardı. Çok gol pozisyonuna girdi. Çok pozisyonlar kaçırdı. Farklı bitebilirdi maç. Ama maalesef Trabzonspor gruptan çıkmasını beklediğimiz Trabzonspor grubu 3. olarak bitirdi. Neler söylersin? Evet, yani aslında yazık oldu. Yani şimdi Monaco gibi Şampiyonlar Ligi ayarında, bütçesiyle beraber ayarında bir takıma Trabzonspor 4 attı. O takımda grubu lider bitirdi. Yani üzüntü verici nokta olan o. Yani yoksa Avrupa'da tabii alınan sonuçlara baktığımızda Trabzonspor 3 galibiyeti var. Fenerbahçe lider. Aslında Başakşehir, Sivasspor baktığımızda ülke puanlarına büyük katkı sağladılar. Kendilerine tebrik ediyorum, kutluyorum.
Ancak tabii Kızılyıldız, deplasmandaki Kızılyıldız maçında Trabzonspor çok kötü oynadı. Yani beklentilerin dışında bir futbol oynadı. En azından oradan bir puanla dönebilirdi ve şu anda grubu ikinciyle bitirebilirdi yani. Bitirir ve üst turlara çıkabilirdi. Bu açıdan baktığımız zaman kötü oldu ama sonuçta Avrupa'da yol bitmiyor. Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Ha, işe nereden başladınız? Şampiyonlar Ligi'nden başladınız. Hı hı. Oradan elendiniz. Hı hı. Avrupa Ligi'nden elendiniz. Ve şu anda da gelinen noktaya baktığımızda Konferans Ligi. Tabii bunun nedenleri de var, yok değil. Yeniden kurulan bir takım oldu. Planlama hataları oldu. Geç kalındı bazı şeylerde ki Trabzonspor geçen sene biliyorsunuz bu planlama işini çok iyi yapan kulüptü ve sonunda şampiyon oldu. Şimdi onu Fenerbahçe yapıyor. İyi gidiyor gerçekten de. Yani Fenerbahçe Trabzonspor'un yolundan gidiyor gerçekten baktığımız zaman. Ve şu anda çok iyi sonuçlar alıyor. Tebrik etmek lazım. Şimdi Trabzonspor da bu hatalarını gördü. Zaten Abdullah Avcı ne dedi? Kasım ayını bekleyin dedi. Yani bu yeni kurulan takımın Kasım ayında tamamen performans noktasına geleceğini söylemeye çalışıyor ki bana göre de doğru. Bunun sinyallerini zaten bu maçta verdi. Frank Baroş gibi grubun aslında Trabzon'a geldiğinde liderdi. İyi bir takım gerçekten. Ama baktığınız zaman sonuca baktığımızda Trabzonspor ligde Konferans Ligi'nde devam edecek. Konferans Ligi'nde olmalı mı Trabzonspor? Normalde baktığınızda Şampiyonlar Ligi olmadı. UEFA yoluna devam etmesi lazımdı. Ama olmadı. Konferans Ligi'nde artık yoluna bakacak. Sonuna kadar gitmeli Trabzonspor. Bu gücü var mı? Var. Bakalım göreceğiz hep beraber. Tabii şunu da sana sormak istiyorum. Bugün yayınımıza bağlanan ilk dinleyicimiz Trabzonsporlu İsmail Bey'di. Şunu sordu, sormamı istedi özellikle sana. Bağlantı yapacağımı belirttiğimden dolayı. Trabzonspor dedi, transfer yapacak mı? Yaparsan hangi bölgeler yapacak dedi. Oradan başlayalım istersen. Zaten maça ve kadroya tekrar geleceğim. Evet, tabii Trabzonspor transfer yapmalı mı? Şu dakika itibariyle. Aslında kadrosu, iyi bir kadrosu var. Trabzonspor'un kötü bir kadrosu yok. Şimdi Visca biliyorsun çalışmalara başladı. Hı hı. O tarafta Trabzonspor büyük sıkıntı yaşadı yani. Orada kaç kişi denedi Abdullah Avcı? Evet. Abdülkadir Ömür'ün oturduğu Canini. Yani Yusuf Yazıcı bile orada denendi ama Visca'nın yeri bu saydığım oyuncular kötü oyuncular değil ama Visca'nın farklı bir oyun anlayışı var. Şimdi o dönecek. Perez de dönüyor yani şimdi baktığımızda sağ bek biliyorsunuz. Gören pardon, Larsen de o bölgede yoruldu. Alternatifçisi olduğu için yoruldu yani gerçekten. Kaç maç oldu? Tek tabanca oynuyor orada. Şimdi baktığımızda o ikisi de döndüğü zaman aslında Dorukhan'ı da unutmamak gerekiyor. Dorukhan önemli Trabzonspor için. Bakın Trabzonspor'un 3 tane oyuncusu da sıkıntı yaşadığı için aslında performans yaşadı. Tabii Vakayeme mesela gitti. Önemliydi takım adına. Dorukhan aynı şekilde sakatlandı. Visca gitti. Yani takımın neredeyse bana sorarsanız %50'lik bir bölümü bu üç oyuncuların üzerinde kurdu. Şimdi bunlar üçü olmayınca bir de yeni transferler katılınca Trabzonspor'a ne oldu? Bir dengesizlik oldu. Ama yine de ben böyle acayip bir kötü durumu olduğunu da düşünmüyorum Trabzonspor'un. Baktığınızda yani puan farkına baktığında lider evet Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile 5 puan gibi fark var ama bunu toparlar Trabzonspor dediğim gibi. Yani bu Kasım ayına biliyorsunuz bir ara verilecek. Şimdi bu burayı böyle bir sıkıntısız geçerse, maçlarını alırsa ve kendini o tarafa atarsa yani Kasım'ı araya atarsa sakatlara döndüğü zaman ben Trabzonspor'un yeniden o yarışın tam göbeğinde olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe Trabzonspor orada kalır diye düşünüyorum. Aksilik olmazsa. Ya pazar günü de Trabzonspor'un önemli maçı var Konya'yla. Hı hı. Cezalı oyuncusu var Yusuf Yazıcı. Aynı şekilde Eren Elmalı da cezalı. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Şimdi biliyorsunuz Bardakçı, Galatasaraylı oyuncu iki maç ceza almıştı. Kırmızı kart cezası almıştı. Ne oldu? Cezası bir maça indirildi. Yani direkt kırmızı kartın cezası Türkiye'de nedir? İkidir. Doğru mu? Doğru. Bire indirdi. Peki Yusuf Yaz aynı şekilde Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü. Evet. Kasti bir hareketi. Doğru. Kırmızı kart ve cezalandırıldı. İki maç gördü. Trabzonspor başvurdu. Cezası düşürülmedi. Neden? Diye sormak istiyorum. Yani kırmızı kartın cezası iki maçsa orada niye tamam. Var? Yani burada ne oluyor? Küfür diyeceğim ki var yani dese ki küfür var. Hayır, Yusuf Yaz çıkarken herkesten özür diledi. Doğru mu? Elini ayağı havaya kaldırdı. Herkesten elini de kalbine koyarak özür diledi.
Doğru mu? Doğru. Hatta Uğurcan'a da 90 dakika küfür edildi o maçta. Hı-hı. Ona rağmen o hareketi yaptı yani Yusuf elini. Beşiktaş tribününe kaldırıp özür diledi. Yani bunu herhalde bazı şeyler dikkate alınmıyor maalesef. Yine eski senaryolar ama oynanıyor artık. Oynanmasın diyoruz biz. Oynanmasın. Doğru, doğru. Tabii dün katılıyorum yani bu kırmızı kartlarda verilen cezalar, işte PFDK'dan çıkan kararlar, işte konuşmalarda verilen şeyler tam anlamıyla böyle bir orada gitgeller yaşanıyor tahmin ediyorum. Yani belli bir standart yok. Hani neye göre yapılıyor şimdi? İşte belli bir standart yok. Niye göre bunlar karar veriliyor? Belli bir standart yok. Bunu doğru söylüyorsun. Yani neye göre affediliyor? Neye göre veriliyor? Yani Türkiye'de direkt kırmızı kart iki maçta küfür yoksa tamam, bak küfür varsa, küfür varsa daha da artıyor zaten. Evet abi, ama şimdi baktığımızda Yusuf Yazıcı'nın küfürü yok. Yani görülüyor, özür diliyor zaten. Onu taktik faul yaptığını zaten kendisi yaptığı hareketlerle bunu gösteriyor. Tribünlerde de özür diliyor. Hem Beşiktaş camiasında hem Trabzonspor camiasında özür diliyor. İki maç Trabzonspor camiasına başvuruyor. Reddediliyor. Nasıl iş yani bu şimdi? Nereden nasıl yapacağız? Aynı şekilde Gomez biliyorsunuz Avrupa maçında hareket yaptı. Hı hı. Kırmızı kart gördü. Şimdi normalde o da iki maçtır. Ama baktığımızda UEFA şey verdi. Üç maç ceza verdi. Trabzonspor aynı şekilde itiraz etti. Kabul görmedi. Yani hem Avrupa'da hem burada böyle enteresan bir şey var. Bizim anlamadığımız bir şey var. Bilmiyorum yani. Bir gariplik var yani. Gariplik zaten yıllardır var futbolumuzda sevgili Haluk. Yani kararlara bakıyorsun, maçlara bakıyorsun, pozisyonlara bakıyorsun, kartlara evet. bakıyorsun, sarı kartlara, evet, evet. kırmızı kartlara bakıyorsun. Ondan dolayı kesinlikle böyle katılıyorum sana. Yani, Hayır, bu fark etmiyor. Bu Fener Galatasaray Beşiktaş Trabzon'da. Yani kime yapılıyorsa aynı şeyi söylüyorum ben fark etmesin ama böyle yani, ayrımcılık yapılıyor yani. Bu doğru değil yani. Sanki böyle ön kesilmeye çalışıyor. Psikolojik olarak da kulüplerin canını sıkılmaya çalışıyor. İkinci bir ortak oluyor. Belki öyle değil ama baktığımızda öyle yani. Şimdi Yusuf Yazıcı gibi oyuncular Trabzonspor Konya maçında niye yaralanmasın ki? Yani niye yaralanmasın yani bu durumda? Şimdi Bardakçı çıkacak, oynayacak Galatasaray'da. Yusuf Yazıcı oynayamayacak. Ve kritik bir maçınız var. Konya Spor, Yusuf Yazıcı'ya ihtiyacı var Trabzonspor'un. Değil mi? Doğru. Yani baktığımızda öyle. Yani inşallah düzelir diyoruz yani. Yapacak da bir şey yok. Doğru. Evet, dün Abdullah Avcı da söyledi. Büyük üzüntü yaşadık dedi. Neden dedi? Grup liderinin tek yenen takımı biziz dedi. 9 puanla 3. olduk dedi ve çıkamadık dedi. Hakikaten de evet. baktığın zaman 9 puanla çıkamadı Trabzonspor. Evet, 100. Maçında galip gelmenin de sevincini yaşadı Abdullah Avcı. Yani baktığımda Trabzonspor 3 tane maçını evinde kazandı. Deplasmanda zaten sorun yaşadı. Şimdi Trabzonspor bu Avrupa kupalarının defterini kapattı. Baktığımızda 4 milyon euro Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için bir Avrupa'ya, yani UEFA Avrupa Ligi'ne 4 milyon euro kasasına koydu. Bir de 3 galibiyeti aldığı için yaklaşık 36 milyon TL'yi de kasasına koydu. Yani bu önemli bir gelir yani baktığımızda şu anki ekonomik ortamda önemli bir iş. Yani şimdi Uğurcan'a atıyorum 25 milyon euro verdiğiniz sözleşme yaptınız. Abdülkadir Ömür'e aynı şekilde 2027 yılında uzattınız 20 milyon da o. Yani şu ortamda o paranın hepsini çıkarmış oldunuz. Doğru mu? Doğru. Yani demek ki yani UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi çok önemli yani. Ekonomik açısından özellikle çok önemli. Yani bu bir pasta. Türk takımlarımız bu pastayı tabii afiyetle yemeli. Yani başkalarını da vermemeli yani, anlatabiliyor muyum? Ülke puanını arttırma, sürekli oralarda olmak gerekiyor, olmamız lazım. Hangi takımımız olursa olsun fark etmiyor. Fenerbahçe ise Fenerbahçe desteklemeli. Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon, işte Başakşehir, Sivas neyse. Desteklemiyor. Bu pastayı kimseye kaptırmamak lazım yani. Başka ülkelere kaptırmamak lazım. En önemlisi de bence budur. Bakın bir hesap yaptım. 100 trilyon bölgesi yani. Büyük para, korkunç para. Yani bunları... Evet. Tabii korkunç paralar zaten bu ekonomik darboğazda. Kulüpler buralardan aldığı paralarla işlerini görüyordu. Şimdi konferans liginde belki rakamlar daha düşük ama önemli değil. Fark etmiyor. Hedefinizi yukarıya koyarsanız en azından seni daha bir özgüvenli olursunuz Avrupa'da. Daha iyi sonuçlar alırsınız diye düşünüyorum ben. Doğru. Evet. Demin de sordum yani baktığın zaman transfer anlamında en acil anlamda Ocak ayı transfer döneminde nereye tam anlamıyla bir takviye yapılacak? Yani şimdi Abdullah Avcı'nın kafası da vardır, görüyordur. Evet. Bu sene biraz transferler de sen evet dedin sakatlıklar da var, onlar da düzel zaman takım zaten eski ritmine ulaşacak dedin ama acil anlamda gene bir transfer yapılacak mı? Şimdi yavaş yavaş hocalar başladı transfer evet. yapmamız lazım diye. Evet. Yani bir
6-8 numara oynayabilen bir oyuncu olabilir. Yani biliyorsunuz sezon başında Trabzonspor çok aradı. Antalyasporlu Fernando vardı. Fernando aslında bir noktaya kadar geldi ama olmadı. Belki devre arasında bu oyuncuyla ilgili bir görüşmeler olabilir diye kulağıma geliyor. Hı hı. Yani bakalım. Şimdi Trabzonspor'un sol beki var. Evet. Sağ beki var. Stoperleri var. Yani orada hatta bayağı iyi. Orta sahası da var. Kanatlar da var. Dediğim gibi Viska falan geldiğinde, Perez'de sağdaki geldiğinde yine alternatif olacak. Yusuf Yazı zaten biliyorsun. Gomez aynı şekilde. Yani baktığın zaman şeyde böyle çok aşırı transfer artık gerek yok diye düşünüyorum. 6-8 numara oynayabilen bir oyuncu bulabilirse Trabzonspor dediğim gibi birkaç tane yapar. Yani fazla oyuncu transfer yapacağını ben düşünmüyorum. Ya bundan yine, pardon. Dinliyorum buyurun. Yani şimdi forvete baktığınız zaman da zaten Gomez diye önemli bir oyuncu aldınız yani. Şimdi Umut Bozokol kuralını aldınız. Şimdi bunlar tabii takıma yeni monte edilen oyuncular. Henüz alışma dönemini tamamlamadılar. İşte o yüzden diyorum ya, hoca da söylüyor. Bu Kasım ayında bizim için de çok önemli olacak diyor. İşte kamp yapacak. Antalya'da büyük ihtimalle bir 8 günlük kamp olacak. 2 günlük, 2 tane de hazırlık maçı olacak. İşte bunlar tam kaynaşması sağlandığında oyun anlamında daha geliştiğinde Trabzonspor daha iyi sonuçlar olacak diye düşünüyorum. Haluk, aslında şunu sormak istiyorum. Tabii kamp olacak, hazırlık maçları olacak ama tabii süre çok uzun. Yani evet. Bir kafalarda gene işte arka son dönemde iyi bir ritim yakaladık. Bu aradan sonra belki bu ritmi tekrar yakalayamayabiliriz. Evet. Bileyim, gibi bir sıkıntı da var mı? Öyle bir düşünce var mı? Yani tabii ki var. Yani şimdi futbolun düzeni bozuldu yani o anlama baktığın zaman biliyorsun Ocak ayında devre olur, işte kamp olur, planlamalar ona göre yapılır ama bu aylar öncesinden belli olduğu için de futbol takımları, futbol kulüpleri ona göre planlamalarını yaptılar. Yani Trabzonspor da yaptı. Tabii ki tempo düşecek. Trabzonspor 3 günde bir maç yapmaya neredeyse alışır noktaya gelmişti. Aynı şekilde Fener'de. Diğer takımlarımız da öyle. Ama tabii bir anda bu maç temposundan ayrılmak ister istemez takımların dengesini bozabilir yani. İyi giden makineyi böyle bir anda bir sıkıntı halinde sokabilir. Umarız böyle şeyler olmaz. Ligimiz de renklendi diye baktığımız zaman yani gerçekten şu an Hoca tekrar Beşiktaş'a geldi. Aynı şekilde Yusuf Fenerbahçe'de çok iyi işler yapıyor. Trabzonspor hem Avrupa'da hem işte ligde yoluna devam ediyor. İşte Galatasaray böyle bir zaman zaman iniş çıkışlı grafikler çiziyor. Ligimizin kalitesi arttı. Bu inşallah düşmez bu arası Kasım ayında. Kasım ayında verilecek olan arada düşmez. Yeniden futbol takımları güzel performanslı, yüksek tempoda maçlar oynamaya, bizi izlemeye devam ederiz diye düşünüyorum. Evet, şunu sana sormak istiyorum sevgili Ök. Şimdi biraz da demin tabii bu kırmızı kartları falan filan konuştuk ya. Evet. Şimdi tabii Sayın Mehmet Büyükekşi'nin bir açıklaması var. Takip etmişsiniz tahmin ediyorum. VAR'a dedi mesela yabancı hakem getirme durumumuz var dedi. Evet. Sence bu düzeltir mi sistemi? Yani yabancı hakemin gelmesi düzeltir mi? Şimdi bir de şu sıkıntı var. Bizim hakemlerimiz yabancıdır yok. Evet. Nasıl olacak bu iş? Yani VAR'a yabancı koyacaksın ama hakemlerle nasıl iletişim sağlayacaksın? VAR'ın yabancı hakemlere gelmesi sence futbolumuzu düzeltir mi? Neler söylersin bununla ilgili? Ya ben yabancı hakem olayına karşıyım yani. Yani biz ne yapacaksa kendi adamımızla yapmamız gerektiğini de düşünüyorum. Ama işte sıkıntılar oluyor yani bu sıkıntılardan sistemsel anlamda tabii söylüyorum. Sistemde sıkıntı var yani sistemin düzelmesi gerekiyor. Yani o onun adamı bunun adamı deyip de işte böyle koca koca takımların kaderleriyle oynamaması gerekiyor yani o anlamda söylüyorum. Yani şimdi gözünün önünde oluyor orta hakemin penaltı pozisyonu veya eğer işte neyse kırmızı kartta pozisyonu VAR'a gidiyor. Ya niye gidiyorsun kardeşim? Ya niye gidiyorsun ya? Gözünün önünde olan şeyi işte bu özgüven sıkıntısı. Acaba bu akşam maçtan sonra yorumcular benimle ilgili ne söyler? Kararın yani bir özgüven sıkıntısı var şimdi. Bunu aşamıyor. Halbuki kararını verdin tamam bitti. Yani VAR'a da işi bırakmadan yani bunu sağlamak lazım diye düşünüyorum ben. Yani bu konunun üzerine yorumlar. Yani şimdi bu işi yabancı hakemi VAR'a soksanız ne olacak yani? Dediğiniz gibi nasıl iletişim sağlandı? Bir araya tercüme mi koyacaksınız? Yani? Abi beni yanlış anladın diye denilecek o zaman bu sefer de yani. Ya tercümanı nasıl yapacaksın? Oradan İngilizceden Türkçe'ye çevirecek, Türkçeden oraya aktaracak, oradan geleni oraya aktaracak. Zaten varımız bizim 6-7 dakika. Tercümanla beraber daha da artacak. Ya basit toplantılarla sen milyon kez gittin, ben de gittim. Yani bazı çok iyi tercümanlar bile hata yapıyor. Tüzgün manşetlerde süslüyor. Yok ben öyle dememiştim, şöyle demek istemiştim. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi varı düşünün yani bir de. Bir de onu düşünün yani şimdi nasıl olacak yani?
Yani işinizde çıkamadınız, ne diyeceksiniz o zaman? Ya tercüme hatası olmuş. Yani ne güzel iş yani. Düşünebiliyor musunuz? O zaman evet, tercüme atacaklar hatayı. Evet, Türk hakeminin de yürünmesi gerekir diye düşünüyorum. Özgüvenin hakemlere yeniden verilmesi gerekir. Sistemin böyle bir yeniden gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Aslında kötü niyetli değiller ama yanlışlar yapılıyor. Bariz de yanlışlar yapılınca kafalar karışıyor. Sıkıntı orada. Yani adaletli bir şekilde yapılsa bunlar bütün takımlara sıkıntı yok. Ama böyle ayrımcılık yapıldığı zaman olmuyor yani. Şimdi bakıyorsunuz çizgi çiziliyor. Yani ben Trabzon'a söyleyeyim, diğer takımları söylemeyeyim. İki sene önceki Paşakşehir maçı mıydı sanırım büyük ihtimalle. Ya bir çizgi çizilmiş. Yemin ediyorum Zidane yaylı yolu gibi ya. Yani biz, sen Zidane'yı bilirsin bizim. O yaylı yolları vardır ya. Yani böyle eğrili böyle. Ya böyle bir şey olmaz yani. Yani nasıl olacak yani? Olmuyor işte. Böyle olunca olmuyor. Ya Zidane yaylı yolu gibi çizgi çizilir mi? Çizilmez. Ya çizilir o zaman offside. Yani bir tarafı, yani çizginin bir tarafı işte kuzeyde, öteki tarafı doğuda. Yani artık anlıyor musun? Böyle olmuyor işte. Yok deniyor, şeyden oluyor. Gözle almaz oluyor. Ya aklımıza alay mı diyorsunuz Allah'ını severseniz ya? Yani işte bunları düzeltmek gerekiyor. Düzelirse ben hiçbir sıkıntı yok. Ben yabancı hakem olayına karşıyım yani. Peki. Evet. Ekleyeceğim başka bir şey var mı sevgili Haluk? Ekleyeceğim başka bir şey yok. Yani şöyle, aslında iyi takımların hakemlere falan ihtiyacı yok. Hakemi de yeniyorsunuz diyor yani derler. Trabzonspor 2 sene önce, ya geçen sene pardon, hepsini yendi. Hepsi her şeyi yendi ve şampiyon oldu. Şimdi aynı şeyi ben Fenerbahçe'de görüyorum bakın. Aynı şeyi herkesi yeni yeni gidiyor. İyi bir hocası var. Aynı Trabzonspor'un gibi geçen sene yaptığı işleri yapıyor. Başarılı da oluyor. Nokta. Doğru, peki. Evet, durum bu. Çok teşekkürler sevgili Haluk. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Evet, hattımızda Voley'den Haluk Ayyıldız vardı. Kendisine çok teşekkür ederim. Ve bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.